Merhabalar, saat 18 önce manşetleri atalım, sonra detaylara geçelim. Dünün işte en beklenmeyen gelişmesiydi. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın istifası alındı ya da Efkan Ala kendi istifasını verdi. Yerine Süleyman Soylu geldi. Dün sürprizdi, bugün de tabii devirtilsinler yapıldı bakanlıklarda. Süleyman Soylu Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı'ydı, onun yerine de Mehmet Müezzinoğlu getirildi. Şimdi hangi bakan ne dedi? Ona bakacağız birazdan. Ve terör diyeceğiz. Siirt'te bir asker şehit, asker Şanlıurfa'da tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Onun dışında Van'da bir polis aracına saldırı gerçekleşti. Van'da yine bir asker şehit oldu, bir köy korucusu şehit oldu. Bakacağız ve bugün 1 Eylül adli yıl açılışı yapıldı. Bu yıl biraz tartışmalıydı çünkü adli yıl açılış töreni Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yapıldı. Bu nedenle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu bu açılış törenine katılmadı. Törende Yargıtay Başkanı her türlü fedakarlığa hazırız dedi. Hadi başlayalım. Ankara'da bugün iki bakanlıkta devir teslim töreni vardı. Bir tanesi İçişleri Bakanlığı, malumunuz Efkan Ala gitti, Süleyman Soylu geldi. Bir tanesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Süleyman Soylu'nun yerine Mehmet Müezzinoğlu geldi. Peki bakalım bu devir teslim törenlerinde neler söylendi? Efkan Ala ne dedi? Önce Çalışma Bakanlığı'nı devretti, sonra İçişleri Bakanlığı'nı devraldı. Ankara'da iki bakanlıkta devir teslim töreni vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu önce geçen sene 25 Kasım'da devraldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğunu eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na devretti. Sayın Efkan Ala istifa etti ama istifa ettirildiği iddiaları da var. Bu iddiaları nasıl değerlendireceksiniz? Arkadaşlar, devir teslimi öteki tarafa gidiyoruz. O çok merak edilen soruya yanıt vermeden İçişleri Bakanlığı'na geçti. Kapıda onu önce tören kıtası karşıladı. Nasılsınız arkadaşlar? Böyle dedi, karşılamanın bittiğini düşündü. Bürokratlarla tokalaşmaya başladı. Minik bir uyarıyla geri döndü tören kıtasına. Sayın Bakanım. Tören sona ermiştir Sayın Bakanım. Sağ ol. Onu bir bürokrat ordusu karşıladı daha sonra kapıda. Halef Selef birlikte içeriye girdi, kameraların karşısına geçtiler. Sayın Bakanım, yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Bütün içtenliğimle ülkemizin menfaati için, ülkemizin, milletimizin geleceği için sizin başarılı olmanızı temenni ediyorum. Soylu da başta FETÖ olmak üzere terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. 15 Temmuz'un müsebbibi olan FETÖ terör örgütünden tek bir fert kalıncaya kadar da bilinmesini isteriz ki Türkiye bu beladan, bu musibetten ve bu alçaklıktan kurtulacaktır. Bir taraftan PKK, bir taraftan DAEŞ mücadelesi Türkiye'nin önemli mücadelesi olarak tarihimizde yerini alacaktır. O kritik soru orada da yanıtsız kaldı. Allah memleketimize, milletimize hayır versin. Peki. Hemen Türkiye-Suriye sınırına gidelim. Fırat Kalkanı operasyonu devam ediyor. Şimdi operasyonda son durum ne? Ve tabii Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu elemanları diyelim nereye doğru ilerliyor? Kenan Şener, dinliyoruz seni. Nevşin Mengü, Özgür Suriye Ordusu'nun Cerablus'a girerek başlattığı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da desteklenen bu harekat Cerablus'tan batı yönüne doğru ilerlemeye devam ediyor. Cerablus'un batısında 15 kilometre kadar ilerlendi. Dün aktarmıştık, iki köy orada şiddetli çarpışmalar vardı. Hatta hava harekatı da düzenlenmişti. Zavgar ve Külliya köyleri, o çevrede IŞİD militanları, teröristleri yoğun olarak toplanmışlar. Hatta yığınak yapmışlardı. O köyler bugün ele geçirildi. O köy ve civarında
bir köy daha ele geçirildi. İlk etapta 3 köy ve 2 yerleşim yeri. Yani bugün aynı noktada Cerablus'un 15 kilometre, 10-15 kilometre kadar batısında 5 yerleşim yeri, toplam bu 2 köyün de dahil olduğu 5 yerleşim yeri ele geçirildi. Ancak gün boyu o noktada çarpışmalar sürdü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de desteği. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada bugün aynı noktaya obüslerle, fırtına obüsleriyle atış yapıldı. 15 hedef aynı noktada 99 atışla vuruldu. Aynı zamanda hava harekatı da düzenlendi. Yine bu iki köye, Külliya ve Zavgar köylerine, bu bölgelerde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri harekatın başından bu yana yapılan hava harekatı ve top atışlarına ilişkin de bir derleme bilgi verdi. Buna göre bugüne kadar 38 hedefe 47 yakın hava desteği sağlandı. Aynı zamanda fırtına obüsleriyle de 262 hedef binden fazla atışla vuruldu. Yine aynı bilgilendirmede koalisyona bağlı hava kuvvetlerinin de harekete geçtiği yakın noktada IŞİD'e ait bir hava mevziğini ve IŞİD teröristlerinin barındığı bir binanın koalisyonca hava güçleriyle imha edildiği bilgisini de aktardı. Bizim bugün bulunduğumuz yer Elbeyli ilçesi, Kilis'in Elbeyli ilçesi. Elbeyli sınıra çok yakın noktada olan Ray, yani Çoban Bey'e çok yakın bir nokta ama Cerablus'un en batı hattına düşüyor. Yani Fırat Kalkanı Harekatı'nın batı sınırındayız desek daha doğru olur. Bugüne kadar hep doğu sınırındaydık. Cerablus'un olduğu noktadaydık ama bugün batı sınırındayız. Harekatın buradan doğuya doğru, yani Cerablus'a doğru da ilerlemesi söz konusu. Hemen arkamızdaki sokağın, caddenin yaklaşık 3 kilometre kadar ilerisi Çoban Bey Hudut Karakolu ve sınır kapısından oluşuyor. Sınır kapısını geçer geçmez de Özgür Suriye Ordusu'nun elinde olan Ray kasabası, yani Çoban Bey kasabası var. Oradan doğuya doğru ilerleyerek de IŞİD unsurlarının temizlenmesi söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Bize bunun işaretini veren en önemli gösterge ise 2 gündür bu noktaya yapılan yoğun askeri yığınak. Bu yoğun askeri yığınaktan biraz bahsetmek istiyorum. Dün ve bugün bulunduğumuz kavşaktan geçerek Çoban Bey'e ilerleyen çok sayıda zırhlı araç, tank ve askeri teçhizat taşıyan kamyonlar vardı. 17 civarında kirpi aracı geçti buradan. Kirpiler mayına dayanıklı 13 kişi personel taşıyan askeri araçlar. Kirpi araçları bu noktadan geçerek sınıra gittiler. Sadece kirpiler değil, 20 civarında tank buradan geçti. 2 ayrı sevkiyat oldu. Bundan sadece birini görüntüleyebildik ve 20'ye yakın tank geçti. Bu tanklar M60T tankları. Diyarbakır ve Urfa'dan getirildiler. Silahlı kuvvetlerin elindeki en gelişmiş zırh kapasitesi anlamında en güçlü tanklar, M60D tankları. Onlar da bu noktadan ilerleyerek sınıra geçtiler. Şu anda baktığımızda da az önce gidip kontrol ettiğimizde tankların bir kısmının sınırın öte tarafında Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Çoban Bey, yani El Rai kasabasına geçtiğini görmüş olduk. Bunların yanı sıra bugün 7 ayrı konteyner taşıyan kamyonla buraya mühimmat getirildi. Ayrıca çok sayıda da iş makinesi yine aynı noktada giderek bazı çalışmalar yürüttü. Buna Elbeyli ve Kilis Belediyesi de destek verdi. Yani bütün bunlar, bütün bu işaretler, yığınak bu noktadan doğuya doğru da askeri harekatın ilerleyebileceğinin işareti demek hiç de yanlış olmaz. Hemen bulunduğumuz yer yaklaşık 35 kilometre kadar güneyimizde de IŞİD'in çekildiği kasaba, Bab kasabası var. Bab'ın IŞİD tarafından takip edilerek, güçlendirilerek tutulduğu bilgisi hakim. Bu yığınağın yapıldığı yerin hemen 35 kilometre güneyinde de Bab'ın olması, bu da çok dikkat çekici bir unsur. Yani Fırat Kalkanı Harekatı'nın önümüzdeki günlerdeki hareketli noktasının batı yönünde, Kilis'in güneydoğusunda bulunan şu anda bizim de yayını yaptığımız Elbeyli ilçesi olacağını söylemek hiç de yanlış olmaz Nevşin Mengü. Peki. Kenan Şener, teşekkürler. Türkiye sınırları içerisinde terör örgütü saldırmaya devam ediyor. Bugün Siirt'te bir asker şehit. Van'da bir asker, bir korucu şehit. Siirt'in Pervari ilçesindeki Bestler Dereler bölgesinde çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Bir asker yaralandı. Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesiyle Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nda çıkan çatışmada bir uzman çavuşla bir köy korucusu şehit oldu. Yaralanan 3 asker tedavi altına alındı. Van'da 2 hafta önce polis merkezine yönelik bombalı saldırının ardından başlatılan operasyonlarda 2 terörist öldürüldü. 2 terörist yaralı yakalandı. PKK'lılardan birinin örgütün bombacısı olduğu belirlendi. PKK'ya yönelik hava harekatları da sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına yaptığı hava operasyonunda 3 PKK'lı öldürüldü. Havan mevzileri imha edildi. Ve tabii dönelim bir yandan yürüyen, devam eden Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturmasına. Son bilgiler, İstanbul Emniyeti'nde
Hakan Tunç'ta. Hakan Tunç tabii şimdi OHAL ilan edildiği için gözaltı süreleri çok uzun değil mi? Yani gözaltına alınan kişiler 10 gün 15 gün gözaltında kalıyorlar. Belki daha sonra ancak hakim karşısına çıkabiliyorlar. Dolayısıyla emniyet işlemleri uzun sürüyor. Nevşin, evet, senin de söylediğin gibi gözaltı süreleri artık 30 güne çıktı olağanüstü halden dolayı ve ondan dolayı da bir yoğunluk var. Hemen hemen her şubenin elinde Fethullahçı terör örgütü soruşturması ile ilgili farklı bir soruşturma dosyası var. Şimdi isterseniz tek tek bunlara bakalım. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından İstanbul'daki adliyelere yönelik ve yine ceza infaz kurumlarına yönelik Fethullahçı terör örgütü yapılanmasıyla ilgili dalga dalga operasyonlar gelmişti. Toplamda 371 personel hakkında gözaltı kararı verilmişti ve şu ana kadar 91 kişi terör örgütüne üye olmaktan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında katipler var, mübaşirler var, infaz koruma memurları var, yazı işleri memurları var ve 162 kişi ise mahkemeden adli kontrol şartı uygulanarak şartlı olarak serbest bırakılmıştı ve halen 108 kişinin sorguları devam ediyor. Onların arasından 25 adliye çalışanı bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polis sorgularının ardından bu kişilerin Baylok kullanıcısı olduğu iddia edildi ve halen adliyedeki sorguları devam etmekte. Ayrıca yine Fethullahçı terör örgütünün medya yapılanmasıyla ilgili yürüyen soruşturma kapsamında da iki gün önce gazeteciler ve medya mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Aralarından 16'sının yurt dışına kaçtığı, firar ettiği anlaşılmıştı. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Onların sorguları da halen devam etmekte. Ve yine enteresan bir bilgi paylaşıldı bugün. Fethullahçı terör örgütüne bağlı subayların esnaf abileri tarafından darbeye hazırlandığı iddia edildi. İstanbul Harp Akademilerinde 120 FETÖ'cü subay 3 ayrı dalga operasyonda gözaltına alınmışlardı ve komutanlıkta darbe girişimi sonrası 120 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda darbeci üst düzey subaylara ait adreslerde arama yapılmıştı ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Harp Akademileri Komutanlığı'nın çöplerine atılmış çok sayıda tablet ve CD bulmuşlardı. Ve bu noktadan yapılan teknik incelemeler sonucunda darbeci subaylar ile Fethullahçı terör örgütünün yöneticilerinin bu bilgisayar programları üzerinden iletişim kurulduğu, bu bilgisayarlar üzerinden organize bir şekilde çalıştıkları anlaşıldı. Ve 11 ayrı noktada bu Fethullahçı terör örgütüne bağlı bu subayları yönlendiren abilerin o gece darbe gecesinde 11 ayrı noktada, İstanbul ayrı 11 ayrı noktada koordinasyonu ellerinde tuttukları anlaşıldı. Ayrıca 2 gün önce İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın gözaltına alınmıştı. Onunla beraber 2 kaymakam ve 1 merkez valisi de gözaltına alınmıştı. Onların işlemleri halen devam etmekte. 17-25 Aralık operasyonları Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında ayrıca 3 ayrı konu hakkında sorgulandığı biliniyor. Ve ayrıca yine eski İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ifadeleri doğrultusunda da yine kendisine sorular sorulacağı biliniyor. Ve son dakika gelişmesi olarak bundan birkaç saat önce paylaşmıştık izleyenlerimizle. Futbolda Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan futbolcu ve yeni teknik direktör Uğur Tütüneker İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde futbolcular İsmail Demiriz, Hakan Şükür, Arif Erdem ve Uğur Tütünaker hakkında çıkarılmıştı bu yakalama kararı. Şu ana kadar İsmail Demiriz ve Uğur Tütünaker yakalandı ve onların sorguları da yine burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşecek. Peki Hakan, çok çok teşekkürler. Bugün 1 Eylül adli yıl açılışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi tören. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bu törenin külliyede düzenlenmesi yargı bağımsızlığına gölge düşüreceği için törene katılmadı. Kılıçdaroğlu ve Metin Feyzioğlu'nun katılmamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, adli yıl konuşmasında eleştirdi. Milletin evine Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. 2016-2017 adli yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu törene yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'nın sarayında adli yıl açılışı olmaz diyerek katılmayacağını açıklamıştı. Ve adli yıl açılışına katılacak yargıçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan içeri girdiğinde ayağa kalkacaklar mı diye sormuştu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi yargı bağımsızlığını gerekçe göstererek iki kez davet edilmesine rağmen açılış törenine katılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli yıl açılış töreninde ilk kez yaptığı konuşmasında bu eleştirilere yanıt vererek başladı sözlerine. Millet adına görev yapan yargının milletin mekanında adli yıl açılış töreni yapması yargı bağımsızlığına gölge düşürmez. Tam tersine yargı bağımsızlığını güçlendirir. Sözlerine açılış törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile tüm katılımcılara teşekkür ederek devam eden Erdoğan, törene katılmayanlara da birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Diğer kurumlarımızın temsilcilerinden de gerilim ve itham taktiğini bir kenara bırakarak 7 Ağustos'taki yeni kapı ruhuna uygun şekilde hareket etmelerini bekliyorum. Çünkü artık milletimizin birliğe, beraberliğe, dayanışmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Erdoğan 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasındaki tutum ve çalışmaları nedeniyle hakim ve savcılara da teşekkür etti. Yargı kapısının arkasına girip gizlenmemiştir. Savcılarımıza teşekkür ediyorum. Hakimlerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Türkiye'de yaşananları endişeyle izliyoruz mesajları veren batılı devletlere ise tepkiliydi. Ey dünya! Hala sen bize hangi gözle bakıyorsun ya? Biz adalete yakalayıp teslim ediyoruz. Siz ise kalkıp endişeyle izliyoruz diyorsunuz. Bu terbiyesizlik değil mi? Bu millete karşı terbiyesizlik değil mi? Törende bir gün önce Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanlığı'na getirilen Süleyman Soylu ilgi odağı oldu. Soylu tören öncesi tebrikleri kabul etti. 1500 hakim ve savcının katıldığı törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da hazır bulundu. Hürriyet Gazetesi yazarı Fikret Bila ile Ankara'daki bu son gelişmeleri değerlendireceğiz. Fikret Bila, merhabalar. Merhabalar. Şimdi bizim bu haberimizde yok ama yani muhtemelen Hürriyet'in de göreceği manşetlerden bir tanesi olacaktır. Yargıtay Başkanı'nın sözleri değil mi yargı yılı açılışında? Her türlü özveriye, her türlü fedakarlığa hazırız dedi Yargıtay Başkanı. Belki bu da dikkat çeken açıklamalardan bir tanesiydi adli yıl açılışında. Ne dersiniz? Evet, tabii çok önemli Nevşin ve Yargıtay Başkanı'nın sözleri. Konuşma tabii Türkiye'nin geçirdiği olağanüstü döneme ilişkin de önemli bir bölüm içeriyordu. 2008'den beri yargının FETÖ tarafından kullanıldığını Yargıtay Başkanı açıklamış oldu ki tabii bu seviyede böyle bir açıklama çok önemsenmesi gereken bir açıklamadır. En azından 2008 yılından beri yargıda Fethullah Gülen terör örgütü örgütlenmesinin başladığını ve bugünkü boyutlara kadar geldiğini öğrenmiş olduk. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olduğu gibi belki ondan en az onun kadar önemli bir şekilde yargı erki içerisinde de bu çalışmaların yapılması ve bu örgüte mensup olan yargıç ve savcıların belirlenip hukuki gerekçeler çerçevesinde haklarında işlem yapılması gerekiyor. Çünkü yargı demokrasimizin güvencesi. Bu nedenle en sağlam olması gereken, en güvenilir olması gereken kurum yargı kurumudur. Oysa yargıda FETÖ örgütünün çok etkili olduğunu, bir mekanizma kurduğunu ve bu mekanizmayı çalıştırarak da istediği insanlara istediği cezayı verdirebildiğini, istediği kurumlarda istediği tasfiyeyi yaptırabildiğini gördük. Bu bakımdan Yargıtay Başkanı'nın bugünkü ifadeleri çok ciddiye alınmalı ve o doğrultuda da çalışmalar etkili şekilde yürütülmelidir diye düşünüyorum. Şimdi evet, hani o dönem örgütün yaptığının da rövanşist bir şekilde başka bir şeye dönüşmemesi meselesi var herhalde bir de. Şimdi tam da bugün işte az önce bizim de bültenimize denk geldi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'la Başbakan kameraların karşısındaydı örneğin. İşte terör ve mücadele kanununun Türkiye'nin değiştirmesini istiyor Avrupa Birliği. Çünkü çok muğlak bu ifade deniyor. Şimdi buradan da benim aklıma şu geldi. Numan Kurtulmuş'un söylediği bir şey var. Başbakan yardımcısı. Numan Kurtulmuş diyor ki öyle FETÖ üyeleri var ki ne hiç hayatı boyunca himmet ödemiş, ne bir toplantıya katılmış, ne ışık evleri
ile işi olmuş ama bu kişiler de FETÖ üyesi. Şimdi o zaman kişinin FETÖ üyesi olduğunu yani nasıl anlıyoruz? Kurunun yanında yaşın yanması meselesinin önüne nasıl geçilecek? Çünkü hakikaten terörle mücadele kanunu da bizdeki yani kurunun yanında yaşı yakmaya çok müsait. Evet, iki taraflı bir sorun Nevşin bu. Bir tarafı senin ifade ettiğin gibi kurunun yanında yaşın da yanma olasılığı var. Bu küçük bir olasılık da değil. İkinci yönü itibariyle de kendilerini çok iyi kamufle etmiş olmaları muhtemel. Çünkü o tarz çalıştıklarını biliyoruz. Bu açıdan tabii bence zamana ihtiyaç var. Çok titiz bir araştırmaya ihtiyaç var. Bu araştırma tabii bu kişilerin ne zaman atandıklarına, nasıl atandıklarına, sicillerine, dosyalarına dikkat çeken bir yükselmeleri olup olmadıklarına bakılması gerekiyor. Belki yaşam tarzlarıyla kendilerine vermiyorlar ama o tür atama dönemlerinde, tayin dönemlerinde kıdemlerine uygun olup olmadığına bakılarak yapılan bu tayinlerin, görevlendirmelerin dikkatli incelenmesi lazım. Bunu yine en iyi yapacak olan yargıdır. Çünkü yargı nihai olarak en yüksek denetim organıdır aynı zamanda, yargısal denetim. Bu bakımdan yargının güvenilir elemanları veya mensupları tarafından bu araştırmaların titizlikle ve hızla yapılması gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz, sınavlar itibariyle bakıldığında sadece TSK ve Emniyet değil, yargı kurumuna da toplu halde girişler olduğunu saptamış durumda birçok bilgi bu yönde. Burada Yargıtay'da da var, Adalet Bakanlığı'nda da bu yönde bilgiler var. Bunların değerlendirilmesi lazım ve tabii yine bunun yargıya uygun, hukuka uygun yapılması lazım. Dolayısıyla belki savunma hakkının da sonuna kadar kullanılması sağlanarak bu araştırmaların hızlandırılması ve hızla sonuçlandırılması gerekiyor. Keza görevden çıkarılan yargıçların veya savcının yerine nasıl atamalar yapılacak, onları yerine gelecek olanlar bu örgüte bağlı mı, değil mi, iletişimi var mı, yok mu, onların da araştırılması lazım. Aslında topyekun şunu söyleyebiliriz, devletin temelini oluşturan temel kurumlarda yeniden bir inşa gerekiyor. Bu da gerçekten zor, müşkülatı çok olan bir çalışma ama bunu bir şekilde Türkiye'nin gerçekleştirmesi lazım. Kuşkusuz. Şimdi tabii evet, yani yargıdaki FETÖ yapılanması, işte askerdeki FETÖ yapılanması ve bürokraside. Şimdi çok enteresan, dün bir hani oyuncu değişikliği oldu kabinede, öyle söyleyelim. Efkan Ala gitti, yerine Süleyman Soylu geldi. Bugün yani tabii hemen bu değişikliğe bağlamamak lazım belki ama bürokraside yeni bir FETÖ soruşturması dalgası gördük. Şimdi çok sayıda işte kaymakam yardımcısının gözaltına alındığını, sorgulandığını gördük. O işte meşhur lahmacun yiyen polisler hikaye hadisesi, hatırlayacaksınız siz de. O polislerin gözaltına alındığını gördük. Şimdi acaba işte bakanın değişmesiyle beraber bürokraside de çok yoğun yeni operasyonlar göreceğiz mi? Neler konuşuluyor Ankara kulislerinde? Evet, bence göreceğiz. Tabii örneklerinden biri İçişleri Bakanlığı'dır diye söyleyebiliriz. Bu görev değişikliğinin de bu konuyla ilişkili olduğunu da söyleyebilirim Nevşin. Yani Sayın Efkan Ala'nın görevden ayrılmasında bu soruşturmalarda yeterli süratin olmadığı yargısının etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii şöyle bir şeyi de unutmamak lazım. İktidar döneminde Fethullah cemaatiyle sorun yaşanmadığı dönemlerde bakanlar, yüksek bürokratlar, siyasiler bu cemaatle yan yana olmaktan, kol kola olmaktan, onların tavsiyelerini yerine getirmekten çekinmemişlerdi. Çünkü böyle bir art niyet onlardan beklemiyorlardı. Dolayısıyla bazı bakanların da bazı siyasilerin de cemaatle ilişki içerisinde oldukları, onların tavsiyelerine uydukları, onların taleplerini yerine getirdiklerini biliyoruz. Bu ilişki biçimi içerisinde tabii hiç ilişkisi olmamış, başından beri bir terör örgütü olduğu kanaatine sahip çok az sayıda siyasi ve bürokrat var özellikle iktidar kesiminde. Bu nedenle bu olaylarda 15 Temmuz'dan sonra gösterilen tavır bence belirleyici oldu. Sayın Bakan'ın ayrılması bence 15 Temmuz'dan bugüne kadar yaşanmışlıkların bir birikimidir diye söyleyebilirim. Özellikle FETÖ'cü örgütlenmeyle mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı'nda bir ağırdan alma kanaati var iktidarda ve Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Bazı valilerin görevden alınmasına yanaşılmaması veya onun ağırdan alınması gibi.
bazı atamaların gerçekleştirilmemesi gibi böyle hafif belki koruma dememiz zor ama bir işi yavaştan alma gibi ya istekli olmama gibi bir eğilim söz konusu. Bu eğilim saptandığı için ben Sayın Efkan Ala'nın değiştirildiği kanaatindeyim. Üzerine şu gerekçeleri de ilave edebiliriz. Sayın Ala'nın yaptığı açıklamalarda aslında bakanlığının FETÖ'cü mensuplarca yönetildiği itirafı da var. Örneğin 17-25 Aralık'tan bahsederken 81 il emniyet müdüründen 74'ünün Fethullah Gülen örgütüne mensup olduğunu Sayın Bakan bizzat açıkladı. İkinci bir açıklaması ki o da gayet vahim bir durumu ortaya koyuyordu. 7000 istihbarat elemanından emniyette 6500'ünün Fethullah Gülen örgütüne çalıştığını da ifade etti. Her ne kadar bunları söylerken 17-25 döneminin rakamlarını ifade etmiş olsa da bu örgüt mensuplarının ağırlığının bakanlıkta devam ettiğini görüyoruz. Hani ondan sonra ne yaptın sorusuna belki net bir cevap vermesi gerekiyordu Sayın Bakan'ın. Kaymakamlar arasında çok yaygın bir FETÖ bağı olduğu biliniyor. Birçok vali için bu geçerli. Yani İçişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'cü mensuplardan temizleme faaliyetlerinin yavaş olduğu Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve Sayın Başbakan'ı tatmin etmediğini söyleyebiliriz. Zaten bugünden sonra bakan değişikliğinden sonra İçişleri Bakanlığı'nda kaymakamlardan başlamak üzere operasyonların genişleyerek devam edeceğini de söylemek mümkün. Nevşin, şartlar Ankara'da böyle tarif ediliyor. Şimdi şartlar böyle tarif ediliyor ama yani işte bu ne? O dönemde devlet eliyle Fethullahçı kadrolaşmanın önünün açılması. Yani Türkçesi böyle. Herhalde bunu başka bir şekilde yani ifade etmeye gerek yok. Bunda hiç kuşku yok. Şimdi yani o patronaj, klientelizm, tarikatçılık. Zaten bu... Evet, bunu tamam görmekteyiz de. Şimdi bundan sonra görmeyeceğimizin garantisi Ankara'da konuşuluyor mu? İşte onun garantisi şu Nevşin. Eğer Sayın Numan Kurtulmuş'un başbakan yardımcısı olarak yaptığı beyan, o beyanın gereği yerine getirilecekse bu konuda bir umut var demektir. O beyanın bence nirengi noktası, önemli noktası Sayın Kurtulmuş'un bundan sonra liyakat esasıyla atamaların yapılacağı, işlem yapılacağını söylemiş olmasıydı. Ama eğer bir cemaat veya tarikat mensubunun bürokrasiden temizlenmesi sürecinde yerlerine yine başka bir cemaat, başka bir tarikat mensubunun o sıfatı taşıdığı için atanması söz konusu olacaksa Türkiye o zaman bu konuda ilerleme sağlayamaz. Eğer gerçekten Sayın Kurtulmuş'un söylediği gibi uygulama yapılacaksa bir mesafe alınabilir. O uygulamanın da tek ölçütü o mesleğin gerektirdiği liyakata sahip olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bürokratik geleneği aslında liyakat esasına dayanırdı. Çoğunluk olarak böyle bir uygulamanın özellikle kariyer mesleklerde olduğunu görüyorduk, yaşıyorduk. Bunları rahat söyleyebiliriz. Ama belli bir dönem sonra bu cemaat örgütlenmesi hız kazandıktan sonra liyakatın artık tamamen rafa kaldırıldığını, cemaat referansıyla artık atamaların yapıldığını ve mesleğe alımların da böyle yapıldığını artık biliyoruz. Sınav sorularının çalınması gibi, cemaatten getirilen referanslarla işe alınma ve yükseltmelerin yapılması gibi. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belki yapısını bozan, çürüten uygulama bu uygulamaydı. Eğer buradan vazgeçilmesi ve bu çürümenin giderilmesi talep isteniyorsa mevcutların tamamen meslek dışına çıkartılması, yerlerine gerçekten liyakat esaslarıyla personel alınması gerekiyor. Personel alınırken de özellik arz eden, kariyer niteliğinde özel nitelikler gerektiren meslekler için yapılan özel yarışma sınavlarının tamamen objektif bilimsel ölçülerle yapılması, mülakatların belki banda alınması ve itirazların band izlenerek yargıda takip edilebilmesi gibi önlemler alınarak bürokrasi yeniden liyakat sistemine dönebilir. Bu da zaman alacaktır. Bunu da hemen yapılabilecek bir şey olarak görmemek lazım ama hemen başlanması gereken uygulama bence budur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de, emniyette de, adliyede de, eğitimde de. Evet. Peki şunu da sorayım. Efkan Ala bir başlangıç mı? Acaba işte hani burada bir sürat isteniyor Fethullahçı terör örgütüyle mücadele için. Öyle anlaşılıyor diyorsunuz ya. Başka bakanlıklarda da acaba bayrak değişimi, evet, görev değişimi olabilir mi? Kulislerde hiç geçiyor mu? Aslında olabileceğine dair söylentiler var diyebilirim. Efkan Ala ile ilgili de gerçekten kulislerde bazı duyumlar vardı ama sadece onunla ilgili yoktu. İki bakanın daha adı geçiyordu ama onlarla ilgili bir tasarruf yapılmadığı için şimdi isimlerini telaffuz etmek spekülasyon olur, yanlış olur. Ama olabilir yani zaman içerisinde bir iki bakan değişikliği daha beklenebilir. Hangi bakanlıklar olabileceğine ilişkin acaba hiçbir şeyler
Dediğim gibi Nevşin hani iş, yani tasarruf yapılmadığı için şimdi söylemek spekülasyon olur tümüyle, ama yani bazı bakanların adı geçiyordu, bunlar da değişebilir diye. O adı geçen bakanlar açısından da ölçü yine bu harekete yakınlık, bu harekete kaynaklık etmiş bazı kentlerden gelen bakanlar diye çok böyle genel bir tarif yapabiliriz. Peki bunun hep deniyor yani bir siyasi ayağı olacak mı acaba bu Fethullahçı terör örgütü soruşturmasının, siyasi ayağı o alanda da bir soruşturma olacak mı deniyor, o merak ediliyor. Yani şu ana kadar öyle bir şey aslında görülmedi değil mi? Böyle eski bir milletvekili, AK Parti'nin eski milletvekili gözaltına alındı. Onun dışında galiba görevden alınan evet, bir iki il yönetimi oldu şimdi, ama. Şimdilik görülmüyor ama tabii şu bir gerçek, yani bu 15 Temmuz'un ortaya çıkardığı bazı gerçekler var, realite ortada. Yani birçok kurumda örgütlenmeyi biliyoruz ama bu örgütlenmenin çoğunun siyasi koruma altında yapıldığını da biliyoruz. Ve o koruma yapan siyasilerin de aktif siyasette olduğunu biliyoruz. Acaba o siyasiler kimlerdir, iktidarda veya muhalefet partilerinde de olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili siyasi bir karar verilebilir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi yetkili kurulları bu tür kuşkuya sahip oldukları mensuplarını partinin dışına çıkarabilirler. Eğer yaptıkları faaliyetlerde ceza hukuku bakımından bir suç söz konusu değilse siyaseten böyle bir karar alabilirler. Bu partilerin yapacakları idari tasarruftur. Ama bunlar arasında işte terör örgütüne terör faaliyeti kavramına girebilecek şekilde çalışılanlar varsa onların tabii de adli boyutunun olması lazım. Ama siyasette de bu temizliğin yapılması lazım ki, çünkü siyasette bu ağırlık durduğu sürece hem siyasi hem de idari etkisi oluyor. Bürokrasinin bu şekilde örgütlenmesinde siyasilerin tabii kararı ve koruması söz konusu. Dolayısıyla tüm bir temizlik yapılacaksa bunun siyasi ayağının da uygulanması lazım. Siyasi partilerin bu konuda karar vermesi lazım. Sadece İktidar Partisi'ni söylemiyorum bunu. Eğer varsa muhalefet partilerinde de siyasi faaliyetlerini terör örgütüne, terör faaliyetlerini desteklemek üzere yönlendirmiş olanlar varsa bunlar da hem idari hem de adli olarak bence araştırılmalı. Peki. Fikret Bilal, çok teşekkürler. Meteoroloji uyarmıştı. Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Rize'nin Fındıklı ilçesiyle Artvin'in Borçka ve Arhavi ilçelerinde dereler taştı. Sele kapılan 12-13 yaşındaki bir çocuk kayboldu. Şimdi yarım saate buradan dere geldi. O yol boyunca geldi, şuraya basit etti. Bu kenar hepsi gitti. Taşan derelerden gelen su evleri, iş yerlerini bastı. 13 yaşındaki Efecan ışıkları aldı götürdü. Dün öğleden sonra başlayan yağmur devamlı bir şekilde yağışını bu saate kadar devam ettirdi. Karadeniz için şiddetli, yer yer aşırı yağış uyarısı yapılmıştı. Sabah saatlerinde sağanak şiddetini artırdı. Rize'nin başta Fındıklı, Çayeli ve Hemşin ilçelerinde su baskınları oldu. Bugün beri çok yağıyordu zaten. Bugün bütün su birikintileri hepsi bu caddeye doldu. Bir saatte metrekareye 254 kilogram yağışın düştüğü Fındıklı ilçesindeki Çağlayan Deresi taştı. Ortaya işte bu manzara çıktı. İlçe merkeziyle köyler arasında da bağlantı kesildi. Beydere köyünde sele kapılan 13 yaşındaki Efecan Işıklar kayboldu. Çocuğun bulunması için AFAD ve AKUT ekipleri devrede. Artvin'in Borçka ve Arhavi ilçelerinde de yağış sele dönüştü. Arhavi Deresi taştı. Burası da Karadeniz sahil yolu. Yolun Rize'nin Fındıklı ile Artvin'in Arhavi ilçelerini birbirine bağlayan bölümünde yağış sonucu heyelan meydana geldi. Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolun açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı. Doğu Karadeniz'de yağış kesilmiş durumda, yeni yağış uyarısı yok. Heyelanlar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması, iletişim ve elektrik hatlarındaki sorunların giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Selin zarar verdiği ilçelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Evet, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 45 bin kişi biliyorsunuz sudan zehirlendi. Norovirüs yol açtırmıştı bu zehirlenmeye. Suya nasıl oluyor da virüs bulaşıyor?
Nedeni belli oldu. Efendim, nedeni şu. Su kuyularının, içme suyu sağlanan su kuyularının izolasyonu doğru yapılmamış. O yüzden de kirli su kuyulara karışmış. Nörovirüs Elbistan'a kırdı geçirdi. Su şebekesi kaynaklı virüsle hastanelik olanların sayısı 45 bine yükseldi. Sağlık Bakanlığı uzmanları salgının ardından Elbistan'a gitmişti. Yerinde tetkik yapmak için. Önce virüsün adı konuldu. Sonra virüse neden olan problemin kaynağı bulundu. Geçen hafta içinde Perşembe günü, Cuma günü bir kirlilik yaşandığı ve buna binaen de bu mikrobun virüsün türediği tespit edilmişti. Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ihmali tespit etti. İzolasyon yapılmamış dedi. Burada bir sızdırmazlık problemi varmış. Tabii biz bu olayla bu tespit edildi. Nehirle kesen kuyular arasında izolasyon, su geçişini engelleyecek bir izolasyon olmadığı, yapılmadığını tespit ettik. İlçe nüfusunun 1/3'ünü hasta eden ihmalin sorumluları hakkında soruşturma başlatılacak. Tabii ki bunun hesabını soracağız. Hem savcılık soracak, hem valilik idare, hem de biz belediye olarak kendi içimizde idare olarak bunu soracağız. Burada ihmalkarlık gösteren, gözümüzün bebeği de olsa buna kesinlikle müsamaha göstermeyiz. İlçe günlerdir susuz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi kuyularda izolasyon çalışmasına başladı. Hijyen sağlanınca ilçeye su verilecek. Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile gelen İngiliz turist kaza sonucu hayatını kaybetti. Jet skiler çarpıştı. Jet skiler çarpışınca turist beyin kanaması geçirdi. Marmaris'e eğlenmek için geldiği tatil ölümle sonuçlandı. Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı 20 yaşındaki Ahmet Dayan, Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile gelmişti. 22 Ağustos'ta serinlemek için gittiği Uzunyalı Siteler plajında bir jet ski kiraladı ve o jet ski ile kaza yaptı. Bir başka jet ski ile çarpışan genç havaya fırladı, başını metal bölüme çarptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Su Sporları Kooperatif Başkanı Salih Tunç, söz konusu kazaya ilk müdahalenin yapıldığını belirtti. Yaşandıktan hemen ardından da ivedilikle can kurtarma botumuz, burada da belirtmekte yarar vardır. Can kurtaran bröveli ve ehliyetli bir personel tarafından ilk müdahale yapılmış. Sahile yetiştirilmiş olan kazazedemiz yarı baygın şekilde sağlık kuruluşlarına bilgi verilerek ambulansla özel bir sağlık kuruluşuna intikal etmiştir. Olay yerinde beyin kanaması geçiren genç turist özel bir hastaneye kaldırıldı ve 9 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturmada müessesenin herhangi bir güvenlik zafiyeti olmadığı sonucuna varıldı. Üçüncü köprü açıldı. Ücret de alınmaya başlandı artık. Fakat şimdi ödenen ücretler konusunda bir kafa karışıklığı var. Herkes farklı ücret ödeyince kafalar karıştı. Neden? Nedenini izleyeceğiz hep beraber birazdan. Diyanet Vakfı vekaletle kurban kesimi kampanyası başlattı. Kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar yurt içinde 690, yurt dışında da 500 lira ödeyecekler. Kan dökülüyor ümmet coğrafyasında. Kurbanlardan akan kanların, dökülen insan kanlarının durmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban bağışı kampanyasını bu sözlerle başlattı. Bu kurban bayramında vatandaşlardan da özel bir ricası vardı. Millet olarak bir hazan mevsiminden geçiyoruz. Zor günler yaşadık. Milletimizin her ferdine sesleniyorum. Hep birlikte şu andan itibaren tatil programları yerine bayram programları hazırlayalım. Çok şehitler verdik, şehitlerimizle birlikte kurban bayramını kutlayalım. Görmez bayram namazından çıktıktan sonra da şehit ailelerini ziyaret edelim dedi. Çağrım şudur, evlerimize gitmeden önce şehit ailelerini ziyaret edelim. Ve onlara diyelim ki evlatlarınız yerine biz geldik. Diyanet İşleri Başkanı vekaletle kurban kesiminde bu yıl hedeflerinin 225 bin hisse olduğunu belirtti. Vekalet kurbanlar 130 ülkede 500 ayrı noktada kesilecek. Yurt dışındaki kesimler Türkiye'nin resmi temsilciliklerinin işbirliğiyle Diyanet Vakfı gönüllülerinin kontrolünde yapılacak. Ülkemiz içerisinde 253 noktada
illerde ve ilçelerde kurbanlarımız kesiliyor. Vekaletle kesilen kurbanlar öncelikli olarak Kur'an kurslarına, Suriyeli ailelere ve Türkiye'ye sığınan muhacir ailelere bağışlanacak. Diğerleri ise dünyada açlık ve yoksulluk çeken ülkelere gönderilecek. Vekaletle kurban kesimi için bağış ücreti yurt içinde 690, yurt dışında 500 TL. Bağış ödemeleri Diyanet Vakfı sitesinden online ya da bankalardan ve PTT şubelerinden yapılabilir. Son tarih ise 12 Eylül Pazartesi sabahı. İlk kurban bağışı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kabul etti. Diyanet Vakfı'na 3 kurban bedeli olan 1500 TL bağışta bulundu. Alzheimer hastalığı gitgide yayılıyor çünkü insan ömrü uzuyor. İnsan ömrü uzadıkça daha fazla insan bu hastalığa yakalanıyor. Şu ana kadar bilinen bir tedavisi yok Alzheimer'ın. Avrupa'daki üniversiteler tarafından geliştirilen bir ilaç Alzheimer hastalığını tamamen engelleyebilecek ilk tedavi olabilir. Önemli bir gelişme eğer öyleyse. Yaşlılık döneminde en büyük korkulardan biri Alzheimer. Unutkanlıkla başlayan ve sonraki aşamalarda kişinin günlük hayatını sürdürmesini engelleyecek seviyeye kadar ilerleyebilen bir hastalık. Yeni geliştirilen bir ilaç Alzheimer tedavisinde umut oldu. İlacın adı aducanumab. 165 hasta üzerinde yapıldı testler. İlaç, Alzheimer'a neden olan protein plaklarını temizleyerek hafıza kaybını engellemeyi başardı. Bir yıl boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda ilacın dozu artırıldıkça beyindeki protein plaklarının daha etkin bir biçimde temizlendiği görüldü. Hastaların hafızası teste tabi tutuldu ve ilacın hafıza kaybını durdurmayı başardığı sonucuna varıldı. Testlerden elde edilen ilk bulgular aducanumab'ın yan etkilerinin çok büyük olmadığı şeklinde. Test süresince 40 hasta yoğun baş ağrısı gibi yan etkiler nedeniyle araştırmadan ayrılmak durumunda kaldı. Henüz test aşamasında olan ilaç bilim dünyasında Alzheimer'la mücadelede son 25 yılın en önemli gelişmesi olarak görülüyor. Ama bilim insanları yine de temkinli. Çünkü bugüne kadar denenen Alzheimer ilaçlarında denemeler hayal kırıklıklarıyla sonuçlandı. En son 10 yıldan fazla bir süre önce bir Alzheimer ilacına lisans alınabildi. Araştırmanın bundan sonraki aşamasında ilaç 2700 kişi üzerinde test edilecek. Araştırmalar devam etse de ilk bulguların önemi yadsınmıyor. Bilim insanları hala Alzheimer için kesin bir tedavimiz yok. Bu ilk aşama ama bunun da önemini küçümseyemeyiz diyor. Saat başında devam. Kaldığımız yerden devam edelim. Dünün flash gelişmesinin bugüne yansımaları. İçişleri Bakanı Efkan Ala görevini Süleyman Soylu'ya devretti. Peki neden böyle bir karar, neden böyle bir sürpriz görev değişikliği? Başkent Ankara'da tartışılıyor. Kulislere istifa değil bırakması istendi diye yansıdı ama gün içerisinde ne Efkan Ala ne de Başbakan ne de Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi. CHP bu ani değişikliğin gerekçesinin kamuoyu ile paylaşılmasını istiyor. Çok hızlı oldu. 24 saat içinde İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan isim değişti. 2013 yılında 17-25 Aralık soruşturmasının ardından görevi Muammer Güler'den devralan Efkan Ala gitti. Yerine Süleyman Soylu geldi. Efkan Ala'nın istifasıyla kulislere görevi bırakması istendi diye yansısa da istifa ettiği açıklandı. Bunun üzerine mini bir kabine revizyonu gerçekleşti ama o kadar hızlı oldu ki değişikliği diğer kabine üyeleri de basından öğrendi. Bakanlıklar konusu bir takdir konusudur. Bu konuda da takdirin nasıl geliştiğini doğrusu bilmem çok mümkün değil. Herkes gibi ben de basından öğrendim. Yani Başbakan Binali Yıldırım'a tebliğ edilen bir talep mi olmuştur? Bakanların hiçbirinin haberi yoktur. Bu sürpriz değişiklik ana muhalefetin gündemindeydi. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Efkan Ala'nın neden görev bıraktığının açıklanması gerektiğini söyledi. Nedir Efkan Ala'nın görevinin ayrılmasının gerekçesi? Eğer Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle ayrılmışsa bu da ayrı bir krizdir değerli arkadaşlarım. Dereye geçiyoruz ama atın boğulması söz konusu şu anda. Olayı nereye oturtmamız gerekir? Derhal Başbakan'ın, İstifa eden bakanın gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmaları gerekir. Grup Başkan Vekili bu açıklamaları yaptı ama CHP lideri Kılıçdaroğlu Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı'nı bırakmasıyla ilgili soruya AK Parti'nin iç işi yanıtını vermekle yetindi. Daha ayrıntıları bilmiyoruz ama
bir partinin iç işi gibi görünüyor. Dolayısıyla ayrıntıları öğrendikten sonra size daha geniş bir açıklama yapabiliriz bu konuda. Bugün adli yıl açılış töreni malum Beştepe'de yapıldı. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yapıldığı için bu törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu katılmadı. Bu törenin külliyede yapılmış olması yargı bağımsızlığına gölge düşürür şeklinde görüş belirtmişti iki isim. Adli yıl açılış töreninde Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit konuştu. İsmail Rüştü Cirit yargı bağımsızlığını binalarda aramamak gerek diyor. 2016-2017 adli yıl açılış töreninde konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in ilk gündem başlığı 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Yaşananların darbe girişimi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin yok edilmesini amaçlayan bir saldırı olduğunu belirten Cirit, bu saldırının iyi analiz edilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Devlet ve millet olarak bu saldırıyı çok iyi tahlil edemezsek, içeriden veya dışarıdan hangi kaynaktan gelirse gelsin, bu hain örgütün tüm destekçilerini etkisiz hale getiremezsek, gelecekte de benzer saldırılarla yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Yargıtay Başkanı Cirit konuşmasında silahsız terör örgütü olur mu diye soran batılı devletlere yanıt verdi. Darbe girişiminin batılı ülkeler tarafından zamanında ve güçlü şekilde kınanmadığı eleştirisini getirdi. Türk demokrasinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan modern savaş uçakları, masum sivillere ateş eden savaş helikopterleri ve vatandaşı ezen tanklar silah değil midir? Ya da bunları silahtan saymayan bir hukuk düzeni dünyada var mıdır? Cirit hükümete de seslenerek yargı alanında yapılması düşünülen anayasal ve yasal değişiklikler hakkında bu değişikliklerden en çok etkilenecek kurumlardan biri olan Yargıtay'dan da görüş alınmasını istedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yeni adli yıl açılış töreniyle ilgili yayınladığı mesajda tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olduğu için yargı bağımsızlığı zedelenir diyerek törene katılmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na yanıt verdi. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını yargı mensuplarının toplantı yapacağı yerlerde, binalarda, şekilde, ideolojilere uygunlukta aramak, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını anlamamak ya da işin özünü kavramamak anlamına gelir. Bozdağ, darbe teşebbüsünün başarılı olup olmayacağının belli olmadığı saatlerde soruşturmayı başlatan yargı mensuplarına da mesajında teşekkür ederek kutladı. Adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığında yapılması gerekçesiyle katılmama kararı alan Türkiye Barolar Birliği de yazılı bir mesajla yeni adli yıl açılışını kutladı. Mesajda çoğulcu, katılımcı demokrasi vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca laik düzen, sosyal devlet, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı tanımlarına da dikkat çekildi. IŞİD'in sözcüsü Muhammed El Adnani öldürüldü. Kim öldürdü? O belli değil. Yerine kim gelir? Şimdi o konu üzerine spekülasyonlar yapılıyor. Ebu Muhammed El Adnani, terör örgütü IŞİD'in sözcüsü. Amerika biz vurduk, Rusya hayır asıl biz vurduk dedi. Washington Moskova'ya bu iddia şaka mı diye sert çıktı. Adnani'yi kimin vurduğu tartışma konusu olsa da merak edilen ondan sonrası. IŞİD ölen her liderin yerine yenisini getirmekte zorlanmıyor. Hatta örgütün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi öldürüldüğü takdirde onun yerini alacak isim bile belli. Örgüt üzerine yoğun araştırma yapan uzmanlara göre IŞİD'in derin bir yedek kadrosu var. IŞİD lideri Bağdadi'nin Rakka'da danışmanlarıyla bir araya gelip Adnani'nin yerine geçecek ismi belirlemesi olası. Öne çıkan isim Türkiye el-Binali. 31 yaşındaki Bahreyn asıllı el-Binali, El-Kaide ideologlarından Ebu Muhammed el-Makdisi'nin de aralarında bulunduğu cihatçı liderler tarafından yetiştirilmiş. Adnani gibi IŞİD içerisinde yetenekli bir hatip olarak tanımlanıyor. 2013'te Suriye'ye giderek IŞİD'e katılmış. O tarihten itibaren örgütün faaliyetleri için zemin oluşturacak çalışmaları hazırlamaya başladı. Bir iddiaya göre terör örgütü IŞİD'in sözde araştırma ve fetva biriminin başındaki isim de o. Bir diğer aday Ebu Lokman ya da diğer adıyla Ali Musa el-Şavak. IŞİD'in Rakka'daki ilk valisi, terör örgütünün 2015'te Halep'teki stratejisini yöneten isim. Gaziantep'te çıkan bir kavgayı durdurmak isteyen bir uzman çavuş silah çekti ve havaya ateş açtı. Kurşun yakındaki bir binada balkonda bulunan küçük bir kıza isabet etti. Ve şimdi hani öyle bir haber ki 6 yaşındaki minik Zeynep, kurşun isabet ettiği kız tam da o gün
doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu. Hastaneye ulaştırıldığında ağır yaralıydı ama yaşam mücadelesini kaybetti küçük Zeynep. 6 yaşındaki Zeynep Korkmaz, Gaziantep'teki Seyrantepe mahallesinde ailesiyle yaşadığı evin balkonunda doğum gününü kutluyordu. Karşı apartmanın önünde eşya taşıma yüzünden çıkan kavgadan haberi dahi yoktu. Bina görevlisi telefon etti, dedi ki asansörü kapattırmıyorlar. Asansörden yük çekmek yasaktır. Demiş ki yöneticiyi ara bana ver. Aradı verdi, ben dedim ki kardeşim aynı bu şekilde yasak dedim. Yasak dedim. Dedi ben çekeyim de gelsin çektirme dedi. Ama ben dedim oradan bıraktım geldim buraya. Şurada arabada yaşadım. Birbirimizi iteledik yani, vuruşma olmadı. Bir kişi oradan silah sıktı. İddiaya göre uzman çavuş Erdi Karakaş'ın taşınan arkadaşıyla apartman yöneticisi arasında çıkan kavgayı durdurmak için ateşlediği kurşun minik Zeynep'in başına isabet etti. Hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı Zeynep. Zeynep'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Onun doğum gününde ölümüne sebep olan uzman çavuş Erdi Karakaş da kavgaya karışan arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. Unutulma hakkınız, unutulma hakkımız var. Ne demek bu unutulma hakkı? Şimdi herkesin her şeyi bir şekilde internette ya. Kaldırtabilirsiniz. Ben unutulmak istiyorum diyebilirsiniz. Nasıl olacak? İzleyeceğiz birazdan. Ayrılmayın. Akşam uzun. Bu akşamın yeni manşetlerini atalım. Öyle devam edelim. Şimdi Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Bugün özellikle bürokrasi de dikkat çekici. İşte çok sayıda kaymakam yardımcısı oldu gözaltına alınan. Bazı polisler oldu gözaltına alınan. Tabii binlerce kişi var bugüne kadar gözaltına alınmış ama o hal kapsamında olduğu için gözaltı süreleri uzun. İşte adliye çalışanları örneğin daha önce gözaltına alınan, çoğu gözaltına alınalı 10 gün 15 gün oldu. Hala emniyetteler, hakim karşısına çıkmadılar. Operasyonlarda son duruma bakacağız ve Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir karar geldi. Unutulma hakkı kararı. Kişi kendiyle ilgili içeriği internetten kaldırtabilecek. Nasıl olacak? Önemli bir karar. Bakacağız ve balık avı sezonu açıldı, açıldı açılmasına ama denizleri tüketmişiz, denizleri kurutmuşuz. Balık kalmamış ki. Dolayısıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeni bir yasak getirdi. Orfoz ve Lagos. Bu balıkları avlamak, satmak, yemek yasak. Bu balıkları avlayanlara balık başına 1113 lira ceza kesilecek. Hadi devam edelim. Evet, gözler bugün Ankara'daki bu devir teslim törenlerindeydi. Malum dün sürpriz bir kararla İçişleri Bakanı Efkan Ala istifasını verdi denildi. Onun yerine Süleyman Soylu getirildi. Süleyman Soylu yerine de Mehmet Müezzinoğlu geldi. Devir teslim törenleri yapıldı. Tabii merakla Efkan Ala'nın ne diyeceği beklendi. Önce Çalışma Bakanlığı'nı devretti, sonra İçişleri Bakanlığı'nı devraldı. Ankara'da iki bakanlıkta devir teslim töreni vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu önce geçen sene 25 Kasım'da devraldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğunu eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na devretti. Sayın Efkan Ala istifa etti ama istifa ettirildiği iddiaları da var. Bu iddiaları nasıl değerlendireceksiniz? Arkadaşlar, devir teslimi öteki tarafa gidiyoruz. O çok merak edilen soruya yanıt vermeden İçişleri Bakanlığı'na geçti. Kapıda onu önce tören kıtası karşıladı. Nasılsınız arkadaşlar? Böyle dedi, karşılamanın bittiğini düşündü. Bürokratlarla tokalaşmaya başladı. Minik bir uyarıyla geri döndü tören kıtasına. Sayın Bakanım. Tören sona ermiştir Sayın Bakanım. Sağ ol. Onu bir bürokrat ordusu karşıladı daha sonra kapıda. Halef Selef birlikte içeriye girdi, kameraların karşısına geçtiler.
Sayın Bakanım, yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Bütün içtenliğimle ülkemizin menfaati için, ülkemizin, milletimizin geleceği için sizin başarılı olmanızı temenni ediyorum. Soylu da başta FETÖ olmak üzere terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. 15 Temmuz'un müsebbibi olan FETÖ terör örgütünden tek bir fert kalıncaya kadar da bilinmesini isteriz ki Türkiye bu beladan, bu musibetten ve bu alçaklıktan kurtulacaktır. Bir taraftan PKK, bir taraftan DAEŞ mücadelesi Türkiye'nin önemli mücadelesi olarak tarihimizde yerini alacaktır. O kritik soru orada da yanıtsız kaldı. Allah memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Kendisi mi acaba istifa etti yoksa istifası mı istendi? CHP nedir bu ani değişikliğin nedeni, açıklansın diyor. Çok hızlı oldu. 24 saat içinde İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan isim değişti. 2013 yılında 17-25 Aralık soruşturmasının ardından görevi Muammer Güler'den devralan Efkan Ala gitti. Yerine Süleyman Soylu geldi. Efkan Ala'nın istifasıyla kulislere görevi bırakması istendi diye yansısa da istifa ettiği açıklandı. Bunun üzerine mini bir kabine revizyonu gerçekleşti ama o kadar hızlı oldu ki değişikliği diğer kabine üyeleri de basından öğrendi. Bakanlıklar konusu bir takdir konusudur. Bu konuda da takdirin nasıl geliştiğini doğrusu bilmem çok mümkün değil. Herkes gibi ben de basından öğrendim. Yani Başbakan Binali Yıldırım'a tebliğ edilen bir talep mi olmuştur? Bakanların hiçbirinin haberi yoktur. Bu sürpriz değişiklik ana muhalefetin gündemindeydi. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Efkan Ala'nın neden görev bıraktığının açıklanması gerektiğini söyledi. Nedir Efkan Ala'nın görevinin ayrılmasının gerekçesi? Eğer Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle ayrılmışsa bu da ayrı bir krizdir değerli arkadaşlarım. Dereye geçiyoruz ama atın boğulması söz konusu şu an. Olayı nereye oturtmamız gerekir? Derhal başbakanın, istifa eden bakanın gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmaları gerekir. Grup Başkan Vekili bu açıklamaları yaptı ama CHP lideri Kılıçdaroğlu Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı'nı bırakmasıyla ilgili soruya AK Parti'nin iç işi yanıtını vermekle yetindi. Daha ayrıntıları bilmiyoruz ama bir partinin iç işi gibi görünüyor. Dolayısıyla ayrıntıları öğrendikten sonra size daha geniş bir açıklama yapabiliriz bu konuda. Evet, bugün tabii 1 Eylül adli yıl açılış töreni yapıldı. Beştepe'de yapıldı. Beştepe'de yapıldığı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katılmadı. Törende Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit konuştu. İsmail Rüştü Cirit her türlü fedakarlığa hazırız dedi. 2016-2017 adli yıl açılış töreninde konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in ilk gündem başlığı 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Yaşananların darbe girişimi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin yok edilmesini amaçlayan bir saldırı olduğunu belirten Cirit, bu saldırının iyi analiz edilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Devlet ve millet olarak bu saldırıyı çok iyi tahlil edemezsek, içeriden veya dışarıdan hangi kaynaktan gelirse gelsin, bu hain örgütün tüm destekçilerini etkisiz hale getiremezsek, gelecekte de benzer saldırılarla yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Yargıtay Başkanı Cirit konuşmasında silahsız terör örgütü olur mu diye soran batılı devletlere yanıt verdi. Darbe girişiminin batılı ülkeler tarafından zamanında ve güçlü şekilde kınanmadığı eleştirisini getirdi. Türk demokrasinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan modern savaş uçakları, masum sivillere ateş eden savaş helikopterleri ve vatandaşı ezen tanklar silah değil midir? Ya da bunları silahtan saymayan bir hukuk düzeni dünyada var mıdır? Cirit hükümete de seslenerek yargı alanında yapılması düşünülen anayasal ve yasal değişiklikler hakkında bu değişikliklerden en çok etkilenecek kurumlardan biri olan Yargıtay'dan da görüş alınmasını istedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yeni adli yıl açılış töreniyle ilgili yayınladığı mesajda tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olduğu için yargı bağımsızlığı zedelenir diyerek törene katılmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na yanıt verdi.
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını yargı mensuplarının toplantı yapacağı yerlerde, binalarda, şekilde, ideolojilere uygunlukta aramak, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını anlamamak ya da işin özünü kavramamak anlamına gelir. Bozdağ darbe teşebbüsünün başarılı olup olmayacağının belli olmadığı saatlerde soruşturmayı başlatan yargı mensuplarına da mesajında teşekkür ederek kutladı. Adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığında yapılması gerekçesiyle katılmama kararı alan Türkiye Barolar Birliği de yazılı bir mesajla yeni adli yıl açılışını kutladı. Mesajda çoğulcu katılımcı demokrasi vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca laik düzen, sosyal devlet, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı tanımlarına da dikkat çekildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 543 hakim ve savcının daha meslekten ihracına karar verdi. Bu sayıyla birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen yargıç sayısı 3390'a yükseldi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu, Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan 648 hakim ve savcıdan 543'ünün meslekten ihracına karar verdi. Hakim ve savcılarla ilgili savcılıklardaki soruşturma dosyaları ve müfettiş raporlarını değerlendiren kurul, karara gerekçe olarak HSYK kanununun mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte faaliyette bulunanlar meslekten çıkartılır maddesini gösterdi. 2487 hakim ve savcı geçtiğimiz hafta kurul tarafından meslekten ihraç edilmişti. Bu sayıyla birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 3390'a yükselmiş oldu. Ve tabii işte hakimler, savcılar bir yana, bir de adliye personeli. Şimdiye kadar İstanbul'daki adliyelerde görevli 371 şüpheliden 365'i gözaltına alındı, 91'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 adliye ile ceza infaz kurumlarında görevli 371 personel hakkında yakalama kararı alınmıştı. Bu kapsamda 365 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından farklı günlerde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 91'i FETÖ-PDY üyesi olmak suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 162'si adli kontrol şartıyla, 4'ü de emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri süren 108 kişiden 25'i daha bugün adliyeye sevk edildi. Firari 6 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan Galatasaraylı eski futbolcu Uğur Tütüneker, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. İsviçre'nin FC Bil takımının teknik direktörü Uğur Tütüneker öğle saatlerinde Zürih'ten Türkiye'ye geldi. Uçağa Atatürk Havalimanı'na inen Tütüneker, pasaport kontrolü sırasında hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındı. Tütüneker buradan sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, FETÖ operasyonları sonrası örgüte ait 11 milyar lira değerindeki taşınmazın devlet kayıtlarına geçtiğini duyurdu. 11 milyar lirayı geçen bir mal varlığı şu anda hazine adına, devlet adına, millet adına kaydedilmiş olarak gözüküyor. Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, FETÖ operasyonları sonrası örgüte ait taşınmazların devrine ilişkin bu rakamları verdi. Özhaseki, operasyonların başlamasının ardından örgüte ait taşınmazlarla ilgili sıkı takip başlattıklarını, devirleri önlediklerini söyledi. Hazineye 2514 adet taşınmaz devredilmiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen taşınmaz adedi de 2083 adet. Arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli, titiz davranarak tespit ettikleri taşınmaz sayısı da 1148 adet. Çevre Bakanı 15 Temmuz sonrası gündeme gelen askeri tesislerin şehir dışına çıkarılması çalışmalarını anlattı. Üç bakanlık çalışıyor dedi. Kime ne lazımsa, ne kadar lazımsa ileriye doğru da bir hesap yapıp öyle yerleştirmek doğru. Yoksa çıktığın askeri alan 10 dönüm, sana illa da 10 dönüm yer. Hayır, doğru olmaz bu. Askerlik şubeleri var. Askeri alan deyince şimdi askerlik şubelerini taşımalı mıyız? Hayır, askerlik şubeleri şehrin içerisinde olmalı. İnsanlar gidip gelmeliler, işlem yapacaklar. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Özhaseki'nin gündeminde terör operasyonu sonrası Güneydoğu'daki yeniden yapılandırma çalışmaları da vardı. Bölgede 30 bin konut yapılacağını söyledi. Evlerin yıkıldığı falan ilçe sayısı 7 olarak gözüküyor.
Sur ilçemiz, Nusaybin, Yüksekova, Şırnak merkezde var hasar. Ayrıca Cizre, İdil ve Silopi'de var. O civarda yaklaşık 30 bin kadar konut yapmamız lazım. Bu söylediğim 7 tane ilçede ÖSAS'taki hasarın 10 bin TL'ye kadar olanının ödendiğini, 30 bin TL'ye kadar olan hasarlı evlerinde onarımının yapılacağını söyledi. Çevre Şehircilik Bakanı 30 bin TL üstü zararı olanlar için yeni konut yapılacağı bilgisini verdi. Eşya bedellerinin de karşılanacağını duyurdu. 30 bin adayın yüksek olanları özellikle konut yapıp onları teslim etmek istiyoruz. Konutları da ya yerinde yapıyoruz veyahut da rezerv olarak belirlediğimiz çevresindeki alanlarda yapıyoruz. Yani geleneksel yaşamlarını özellikle düşünerek orada sitevari bir mantık içerisinde modern bir yaşama doğru da adım atmalarını sağlamak istiyorum. Vallahi sonunda biri. Bravo demek lazım. Şimdi dolandırıcılar arıyorlar, saçma sapan şeyler söylüyorlar. Herkes de kanıp para veriyor ya nasıl oluyorsa, yani inanılmaz. Artık sonunda biri, 68 yaşındaki bir kadın. Yani dolandırılmadı. Bravo vallahi. Hakikaten nasıl oldu, nasıl başardı? Ekranlarınıza getireceğiz birazdan. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı emsal sayılır. Unutulma hakkı. Bundan böyle hakkınızda internette çıkan haberleri sildirebilirsiniz. Kamuoyuna mal olmuş ünlü bir siyasetçi, sanatçı, sporcu değilsiniz. Geçmiş yıllarda başınıza adliyelik bir olay geldi. Cezasını çektiniz. Sabıka kaydınız da silindi. Ama internette hala o kötü olayla anılan isminiz karşınıza çıkıyor. İşe giremiyorsunuz, sosyal hayatta mağdur duruma düşüyorsunuz. Artık bunun da bir çaresi var. Geçmişinizi artık sanal dünyadan sildirebilirsiniz. İnternette, Google'da unutulma hakkı denilebilir. Anayasa Mahkemesi'nin bir mağdur için verdiği karar emsal olma niteliği taşıyor. Sanal dünyadan adını sildirmeye çalışan bir müvekkili için son olarak Anayasa Mahkemesi'ne giden avukat Volkan Akalp hem mağduriyeti hem süreci anlattı. Müvekkilim yeni bir iş başvurusuna bulunduğunda her ne kadar başından geçen çok önce bir olayın sabıka kaydı silinmiş olsa bile internette ismi yer aldığı için iş başvuruları geri dönüyordu. Sabıka kaydından silindi ama internet ortamından silinmedi. Önce Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuran avukat istediği sonucu alamayınca son olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru 3 yıl sonra mağdur olan kişi lehine sonuçlandı. İnternetten yakasını kurtaramıyor. İşte bu unutulma hakkı sayesinde Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'de emsal oluşturacak bu kararı sayesinde internetten de bu hayatlarına vurulmuş olan damganın tamamıyla silinmesini sağlayacaklar. Avukat Akalp, Anayasa Mahkemesi'nin bir mağdur hakkında verdiği kararın önemine ve emsal olma özelliğine dikkat çekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar aslında Türkiye için çok önemli. Anayasa Mahkemesi emsal niteliği taşıyan bu hakkı ilk defa ortaya koydu. Henüz yasalarda unutulma hakkı diye bir düzenleme yok. Esasında kanuni bir düzenleme yok. Yani unutulma hakkı şu kanunun şu maddesinde yazıyor diye bir şey yok. Anayasa Mahkemesi kararıyla insanlara kazandırılan bir haktır. Eğer hayata yeni bir başlangıç yapmak istiyor ama sanal dünyada çıkan haberler önünüzde engel olarak duruyorsa, emsal niteliği taşıyan Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla artık hukuken geçmişinizi sildirebilirsiniz. Önemli bir haber, emsal bir karar dedik. Onun için ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen'e soracağız. Sayın Şen, merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. Sağ olun. Kamuya mal olmuş kişiler, yani herkesin bildiği kişiler diye anlıyoruz bunu. Hariç herkes bu haktan faydalanabiliyor, öyle mi? Tam öyle denemez. Kamuya mal olmuş kişiler de, yani bu özellikle siyasetçiler ve sanatçılar, sporcular diyelim. Bunlar da tabii kamuoyunu ilgilendirmeyen, yani kamuoyunun bu kişi hakkında öğrenmesine gerek olmayan konularda esasında diğer insanlardan bir farkı yok. Ama onu neye göre belirleyeceğiz? Yani mesela siyasetçinin özel bir ilişkisi. Şimdi evet. Diyelim ki bu kişinin bilmiyorum kişilik yapısıyla ilgili de seçmene bir mesaj veriyor, ipucu veriyor olabilir. Evet. Dolayısıyla neye göre, kime göre? Şöyle söyleyeyim size, siyasetçiler yani kamuoyuna mal olmuş kişiler bakımından halkın ilgisini çeken ve hakikaten merak ettiği, merakın ötesinde kamu yararı
gereken konularda mutlaka diğer kişilere nazaran haklarındaki bilgilerin dışarıya paylaşımı öğrenilmesinde çok daha kolay ulaşılabilir olmalıdır. Burada tereddütsüz sorun yok ama bunun bir mutlak kaidesi kanunda, kitapta yeri yok. Bu kamuoyuna mal olmuş kişi veya kamuoyuna mal olmamış kişi ayrımı tamamen Yargıtay kararlarında, mahkeme değerlendirmelerinde ortaya çıkan bir sonuçtur. Ve haber alma, haber verme hakkı vardır. Kamuoyunu ilgilendiren meseleler ve kamuoyunun merak ettiği meseleler vardır. Kamuoyunun merak ettiği meselelerin öğrenilmesi noktasında elbette bir sınır vardır. Yani kamuoyu her merak ettiği meseleyi öğrenebilir demek değildir. Çünkü kişinin şeref hakkı vardır, özel hayatı vardır, kişilik hakları vardır. Bunların korunması gerekir. Yani birey yararıyla kamu yararının çatıştığı noktalarda o dengeyi öyle bir kuracaksınız ki yani o somut olayın özelliklerine göre biri diğerini mağdur etmeyecek. Yani bir taraftan basın hürriyeti ve daha da genişi haber alma verme hakkı varken diğer taraftan da o bireyin kişilik hakları, şeref hakkı, özel hayatının gizliliği ve korunması hakkı vardır. Bu noktada bugüne kadar uygulamalar Yargıtay kararlarıyla ortaya çıktığı üzere ben de bunu özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı çalışmamda yazmıştım. Kamuoyuna mal olmuş kişiler olarak nitelendirdiğimiz, kamuoyuna mal olmuş kişi de kim? Örneğin siz kamuoyuna mal olmuş kişi misiniz, değil misiniz? Hı. Her sanatçı, her sporcu veya her sanatçının, sporcunun her faaliyeti acaba kamuoyunun göz önünde olmak zorunda mı? İşte bu değerlendirmeleri yaparken siyasetçiler dediğimiz, yani demokratik toplumda, temsili demokraside milletvekili olan, bakan olan, başbakan olan, cumhurbaşkanı olanların elbette diğerlerine göre çok daha fazla bilinebilir olması, halkın, insanların, oy verenlerin, seçim yapmak durumunda kalanların o kişileri tanıması lazım. Biraz önce verdiğiniz örneklerde elbette diğer insanlara nazaran çok daha kolay haklarındaki bilgiye ulaşılabilir olmalıdır. Ama bir konu var ki unutulma hakkı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu çok isabetli bir karar vermiş, onu size söyleyeyim. O da şu, acaba bu bilgiler kamuoyuna mal olmuş kişiler veya olmamış kişiler bakımından sürekli gündemde kalabilmeli mi? Örneğin 98 yılında, 99 yılında bir kişinin bir suç nedeniyle aldığı ceza. Yani siz çünkü iletişim çağındasınız, internet ortamında bir tuş yöntemiyle, klavye yöntemiyle her kişi hakkında birçok, hatta bilinmesi veya bilinmemesi gereken bilgilere ulaşabiliyor musunuz? İşte bu noktada kamuoyuna mal olmayan, tanınmamış, hayatını başkalarıyla paylaşmamış veya kamuoyuna mal olma durumunda olmayan hayatı yönündeki bilgileri başkaları bilmek durumunda değildir. Evet, herkes her şeyi merak edebilir ama bilmek zorunda ve durumunda değildir. Çünkü ilgi başkadır, merak başkadır. Bu noktada da kamuoyuna mal olmamış kişi bakımından unutulma hakkı nettir. Bunun peki, süresi yok. Peki Selçen, onu şöyle sorayım. Herkes, yani normal vatandaş için bunun yolu ne? Herkes dava mı açmak zorunda illa istemediği içeriği internetten kaldırmak için? Bu bir. Bir de ikincisi, işte diyelim ki bir sitede hakkınızda bir haber var. Artık bu haberin yer almasını istemiyorsunuz. İşte karar aldınız ama başka bir linkten paylaşılabiliyor. Dolayısıyla hani burada her bir link, her bir site için ayrı mı karar alır mahkeme? Nasıl işler bu süreç? Şöyle söyleyeyim. 5651 sayılı internet kanunundan bahsediyorsunuz. Eski uygulaması zayıf ve zordu. Çünkü herkesin sığındığı şu, haber alma, haber verme hakkı. Biz her şeye ulaşabilmemiz lazım. Basın hürriyetini kısıtlayamazsınız, ifade hürriyeti, ama diğer taraftan da kişilik hakları vardı. Bu hadisede de öyle. Bu hadisede şahıs 98-99 yıllarda bir suç işlediği iddiasıyla mahkum oluyor. Diyor ki ya tamam yeter artık, yani 2010'lu yıllara geldik, işte 2014 veya neyse bu yıllara geldik, artık bu haberi kaldırın, bu benim psikolojimi bozuyor, ailemi, çevremi, her şeyi etkiliyor. Bir mahkeme diyor ki evet doğru, kişilik hakları, şeref hakkı anayasanın 17. maddesinde belirtilen, anayasanın 20. maddesinde belirtilen senin hakların korunmalı, kamu yararından üstün silinsin. Diğer mahkeme de diyor ki hayır, bu görünür gerçekliğe sahip, başkalarının bilmesi gereken haber. Ama sınırı var mı bunun? Yok. İşte Anayasa Mahkemesi burada müdahale ediyor. Diyor ki hayır kardeşim, tamam öğrenebilirsin. Burada kamuoyuna mal olmamış kişi var. Kamuoyuna mal olmuş kişi olsaydı bu, bakın mesela bir siyasetçi buradaki işlediği iddia edilen ve hakkında ceza verilen eylemden dolayı evet ben o kişi hakkında onu bilmek durumundayım. O somut olayda o talep belki reddedilecekti ama Anayasa Mahkemesi burada diyor ki kardeşim bu meselede artık yeter, senin unutulma hakkın var, diğerlerinin bilme hakkının önüne geçer. Ama bir siyasetçinin kendisi değil de ailesiyle ilgili bir meselede belki bu kamuoyuna mal olmanın sınır olarak görebiliriz. İşte 5651 sayılı kanuna göre daha önceden bu linkleri kaldırmak, sildirmek zordu. Yapılan değişiklikle
Tabii buna da çok itirazlar oldu. İşte internet, basın hürriyeti, haber alma, haber verme hakkı kısıtlanmamalı, sınırsız bilgiye ulaşılmalı. Hayır, her hak ve hürriyetin sınırları vardır. Her hak ve hürriyetin sınırları başka hak ve hürriyetlerin başladığı yerdir. Burada kırılgan olan kişilik hakları, şeref hakkı, özel hayatın gizliliği ve korunması hakkının karşısında bazı durumlarda basın hürriyetine haber alma ve haber verme hakkına sınırlama getirebilirsiniz. Gideceksiniz ya önce o erişim sağlayıcıya, yer sağlayıcıya artık neresiyse müracaat edeceksiniz. Müracaat etmek zorunda değilsiniz. Doğrudan sulh ceza hakimliğine de gidebilirsiniz. Dersiniz ki bu haberin o içerikten kaldırılmasını istiyorum. Mahkeme, hakimlik bize, sulh ceza hakimliği bir karar verecek. O karar kabul edilirse o linkin kaldırılması lazım. Her bir link için maalesef istemek durumundasınız. Yani o talebinizde yazacaksınız. Kaldırılırsa o linkler çıkartılacak ve siz de internette en azından hakkınızda unutulma hakkını kullanarak o internet içeriklerinden kurtulmuş olacaksınız. Ben sonuna kadar da desteklediğim bir konudur. Evet, sınırlamalar hoş değil ama basın hürriyeti, haber alma, haber verme hakkı derken kamuoyuna mal olmamış kişilerin de sürekli orada askıda, ilanda ya şu şahsın hakkında bir bilgi var mı diye bakalım diyerek o kişinin 5 yıl önce, 10 yıl önce, 15 yıl önce başından gelen bir trafik kazası geçen, ne bileyim, alkol almak suretiyle kullandığı araç veyahut da uyuşturucu madde kullanmış, başka bir takım iddialar çıkmışsa bunlar sırf gerçek diyerek, bakın Nevşin Hanım burası önemli, gerçek değilse zaten her zaman kaldırma hakkına sahip. Ama gerçek olsa bile Anayasa Mahkemesi diyor ki artık yeter. Bunun bir sınırı yani var, süresi var. Kişi, i̇şte bu kamuoyuna mal olmuş kişinin ömür boyu da peşinden gelmek zorunda değil diyor Anayasa Mahkemesi. Özetle. Evet, aynen öyle. Peki. Ersan Şen, çok teşekkürler. Devam edelim. Pazartesi günü 97 yaşında hayata veda eden Türk Edebiyatı'nın usta ismi Vedat Türkali bugün İstanbul'da toprağa verildi. Türk Edebiyatı'nın duayenlerinden edebiyatçı yazar merhum Abdülkadir Kül Hasan Vedat Türk Ali Beyefendi duyurmuş. Genç kuşağın Vedat Türkali'si, eski kuşağın gerçek adıyla tanıdığı Kadir ağabeyi Abdülkadir Pir Hasan Teşvikiye Camii'nin avlusunda son kez sevenleriyle bir aradaydı. Türk Edebiyatı'nda 60 ihtilali öncesi yaşanan siyasi ortamı konu alan Bir Gün Tek Başına adlı romanıyla çıkış yapan, kişisel deneyimlerini de katarak TKP'yi ve dönemin siyasi ilişkilerini konu alan güven romanlarıyla okuru kendine bağlayan Türkali için Teşvikiye Camii'nin avlusu doldu taştı. Bir Gün Tek Başına romanıyla çığır açmıştı ve Bir Gün Tek Başına aramızdan ayrıldı ama tek başına değildi aslında. Kalabalıklar uğurladı Vedat Türkali'yi ve Bir Gün Tek Başına romanındaki o kahramanlar, Kenanlar ve Günseller doldurdu Teşvikiye Camii'nin avlusunu. Oğlu Barış Pir Hasan, kızı Deniz Türkali ve torunu Zeynep Kasalini taziyeleri kabul etti. Okurları, sanatçı dostları duygularını usta yazarın anısına açılan defterde paylaştılar. Son nefesine dek Türkali'nin yanından ayrılmayan emektar Nermin Çiçek, Türkali'nin anılarıyla baş başa kaldı cami avlusunda. Nazım Hikmet'in gömleğiyle ilgili bir anım var. 7 yıldır onu bana verirdi iyi korumam için. Gözün gibi bak derdi, kızım bu sana emanet. Bir gün yıkanması gerekiyordu. Nasıl yıkayacağımı da kendisi söylerdi. Yani çitilemek yok, deterjan koymak yok. Bunları yaptım, ipe astım ama içeriden Nermin diye bir ses. Hemen oradan al, içeride kuru dedi. Siyaset dünyasından CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin, HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da katıldığı cenaze töreninde sanat ve medya dünyası da vardı. Gerçekten bir aydın, bir Türk sevdalısı, memleket sevdalısı, huzuru, barışı, kardeşliği, eşitliği her zaman savunmuş. İşte bizim hayatımızı çok etkilemiş. Hani sorarlar ya, içinde ne kaldı bu belgesel portrelerde? Vedat Türkali kaldı ve şu anda da uğurluyoruz. Ve bu anlamda çok daha etkileniyorum gerçekten. Çok üzüldüm. Munzur Dağları'ndan bal getirdim ona. Çok severdi balı. Hakkı balı sadece senin sayende yedim dedi. Ama test etmeden de yemezmiş. Evet, testi yaka kibriti yakar yerdi. Kocaman bir devrimciydi. Onu devrimci yüreğiyle uğurluyoruz. Ama bu uğurlayış bizim için sembolik bir yolculuk olacak. Vedat Türkali'nin naaşı kılınan namazın ardından Zincirlikuyu mezarlığında 72 yıllık hayat arkadaşı Merih Pir Hasan'ın yanı başına defnedildi. Ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.
Takip ettiyseniz meseleyi biliyorsunuz. Kahramanmaraş Elbistan'da suya bulaşan virüs yüzünden 45 bin kişi zehirlendi. Daha doğrusu virüsten etkilendi. Hastaneye gitmek zorunda kaldı 45 bin kişi. Peki nasıl olmuş da içme suyuna bu virüs bulaşmış? Ortaya çıktı ki o içme suyu kuyularının izolasyonu doğru yapılmamış. Nörovirüs Elbistan'ı kırdı geçirdi. Su şebekesi kaynaklı virüsle hastanelik olanların sayısı 45 bine yükseldi. Sağlık Bakanlığı uzmanları salgının ardından Elbistan'a gitmişti. Yerinde tetkik yapmak için. Önce virüsün adı konuldu. Sonra virüse neden olan problemin kaynağı bulundu. Geçen hafta içinde Perşembe günü, Cuma günü bir kirlilik yaşandığı ve buna binaen de bu mikrobun virüsün türediği tespit edilmişti. Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ihmali tespit etti. İzolasyon yapılmamış dedi. Burada bir sızdırmazlık problemi varmış. Tabii biz bu olayla bu tespit edildi. Nehirle kesen kuyular arasında izolasyon, su geçişini engelleyecek bir izolasyon yapılmadığını tespit ettik. İlçe nüfusunun 1/3'ünü hasta eden ihmalin sorumluları hakkında soruşturma başlatılacak. Tabii ki bunun hesabını soracağız. Hem savcılık soracak, hem valilik idare, hem de biz belediye olarak kendi içimizde idare olarak bunu soracağız. Burada ihmalkarlık gösteren, gözümüzün bebeği de olsa buna kesinlikle müsamaha göstermeyiz. İlçe günlerdir susuz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi kuyularda izolasyon çalışmasına başladı. Hijyen sağlanınca ilçeye su verilecek. Bir dakika sonra devam edeceğiz. Peki kaldığımız yerden devam edelim ama nerede kalmıştık, ne oluyor, ne bitiyor, şöyle bir derleyelim, özetleyelim, öyle devam edelim. Fırat Kalkanı Harekatı 9. gününde sınıra askeri sevkiyat artıyor. Kilisin doğusundaki Çoban Bey'e çok sayıda tank ve zırhlı araç konuşlandı. Hani ne oluyor zaten birazdan ayrıntılı bize Kenan Şener aktaracak. Ankara'da bugün iki bakanlıkta devir teslim töreni vardı. Tabii gözler bu devir teslimdeydi. Sürpriz bir kararla koltuğunu bırakan İçişleri Bakanı Efkan Ala görevi Süleyman Soylu'ya devretti. Ne der diye çok merakla beklendi ama bir şey söylemedi. Soylu'nun boşalttığı Çalışma Bakanlığı koltuğuna da eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu oturdu. Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplandı, HSYK'ya görüştü. HSYK üyelerinin de dinlendiği toplantıda üyelerin seçim şekli ve kurulun yapısı değerlendirildi. Komisyon cumartesi günü yazım çalışmalarına başlayacak. Anayasada 10 maddeye kadar bir değişiklik yapılacak. Mini anayasa paketi deniyor buna. Eylül gelir gelmez sonbahar kafasını uzattı desek yeridir. Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış etkili oldu. Rize'nin Fındıklı ilçesiyle Artvin'in Borçka ve Arhavi ilçelerinde dereler taştı. Sele kapılan 13 yaşındaki bir çocuk kayboldu.
Fırat Kalkanı Harekatı 9. gününde demiştik. Her gün Türk Silahlı Kuvvetleri bir tabii bilgilendirme notu yayınlıyor. Ne kadar hedef vuruldu, ne oldu, kim nereye ilerledi diye. Ve tabii öte yandan sınırdaki gelişmeleri adım adım takip eden muhabirimiz Kenan Şener var. Tüm bilgiler Kenan Şener'de. Dinliyoruz Kenan seni. Kilis'in Elbeyli ilçesinde sınıra yönelik askeri sevkiyat böyle görüntülendi. Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan getirilen tankları ve mayına dayanıklı kirpi araçları Çobanbey sınır kapısına götürüldü. Çobanbey ve karşısında bulunan Özgür Suriye ordusunun elindeki Elray kasabasına yönelik askeri yığınak, 2 gün içinde 20 civarında tank, 17 kirpi, 10 zırhlı personel taşıyıcı, 7 mühimmat kamyonu ve iş makineleriyle arttırıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir başka hareketli nokta. Harekatın batı sınırı. Bulunduğumuz yer Çobanbey'in tam karşısında bulunan Elbeyli. İşte bu noktaya Diyarbakır'dan zırhlandırılmış, güçlendirilmiş mayın temizlemekte kullanılan iş makineleri de getiriliyor. Çobanbey'e yerleştirilen tanklar elektronik atış kontrol sistemine sahip, balistik zırh koruması en yüksek düzeyde olan kara kuvvetlerinin en gelişmiş tanklarından M60T'ler. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında fırtına obüsleriyle desteklenen Özgür Suriye ordusunun Cerablus batısındaki ilerleyişi de sürdü. Harekatın 9. gününde Kulliye ve Zavgar bölgelerinde teröristlere ait olduğu belirlenen 15 hedef fırtına obüsleriyle vuruldu. Aynı bölgedeki 4 hedef hava harekatı sonucu imha edildi. Pilalayn bölgesindeki bir IŞİD havan mevzii ve IŞİD unsurlarının barındığı bir bina da vuruldu. Operasyon sonucunda Zavgar, Tel Al-Akbar ve Kulliye köylerinin de aralarında bulunduğu 5 yerleşim yeri terörist unsurlardan temizlendi. Bu bölgelerle El Ray arasındaki yaklaşık 40 kilometrelik bir hat hala IŞİD'in elinde. Bu hattın Çobanbey'e getirilen tanklarla batıdan doğuya doğru vurulması bekleniyor. Cerablus yakınlarındaki Karkamış sınırında ise kontrollü patlamalarla mayın temizleme çalışması sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri harekatın başlangıcından bu yana fırtına obüsleriyle toplam 262 hedefe 1128 atım yapıldığını, 38 hedefe de yakın hava desteği sağlandığını açıkladı. Kenan'a dönüyoruz dedim ama Kenan'ın haberini izledik. Ayrıntıları Kenan'ın haberinde aldık. Şimdi işte yürüyen Cerablus operasyonu ve YPG'nin nerede olduğu konusunda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında pürüz var. Bunu açık açık karşılıklı yapılan açıklamalardan görüyoruz. Türkiye diyor ki Amerika bize taahhüt etti. YPG güçleri Fırat'ın doğusuna çekilecekti. Hala çekilmedi bu güçler. Amerika sözünü yerine getirsin diyor Türkiye tarafı. Amerikan tarafından açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki YPG unsurları büyük ölçüde Fırat'ın doğusuna çekildi. Fakat bazı yerel Kürt unsurlar hala Fırat'ın batısında. Orada yerleştirilmiş olan patlayıcılar var. Bu patlayıcıların imhası üzerinde çalışıyorlar. Orada sadece kısıtlı yerel unsurlar var. Yoksa YPG Fırat'ın doğusuna çekilmiş durumda diyor Amerikan tarafı. Türkiye'nin Cerablus'ta düzenlediği ve 9. gününe giren operasyonla ilgili Amerikan yönetiminden yeni açıklamalar var. Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon sözcüsü Peter Cook, YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusuna geçtiği iddiasını tekrarladı. Ancak Cook, Amerika'nın Suriyeli muhalif gruplar içinde yer alan Kürt gruplara sağladıkları silah ve mühimmatın PKK'nın eline geçtiğine ilişkin haberlerle ilgili soruyu yanıtlamakta zorlandı. Böyle bir şey olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yok. Bu gruplara mühimmat sağladığımızı biliyorsunuz. Bu mühimmatın nereye gittiğini çok dikkatlice izliyoruz. Bizimle mutabakata varan taraflar buna uymazsa bizden bir daha mühimmat alamazlar. Bunu başından beri açıkça söyledik. Pentagon sözcüsü, Amerikan özel kuvvetlerinin çatışmaların önlenmesi amacıyla PYD ile Türk güçleri arasına gönderildiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine özel kuvvetlerimizin yerini söyleyemem dedi. Türkiye ve PYD'nin iki eşit taraf olarak lanse edilmesi ve ateşkes çağrısında bulunulması Türkiye'den sert tepkiye neden olmuştu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi. Egemen bir devlet olan Türkiye ile PYD'yi asla denk tutmuyorum. Türkiye hem NATO hem de IŞİD karşıtı koalisyonun üyesi olan egemen bir devlettir. Bölgede birbiriyle çatışan iki taraf olduğunu dile getirmekten başka bir kastımız yok.
Beyaz Saray sözcüsü Just Ernest'a ise Türk medyasındaki Amerika'nın IŞİD'e karşı mücadele eden Türkiye'nin hava desteği talebine cevap vermediği haberleri soruldu. Net bilgi sahibi olmadığını aktaran Ernest, IŞİD'le mücadelesinde Türkiye'ye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Anadolu Ajansı da Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Elizabeth Trudeau'ya yazılı olarak bölgede öldürülen bazı PYD güçlerinin üzerinden PKK kimliklerinin ve Abdullah Öcalan fotoğraflarının çıkması iki yapı arasındaki organik bağı ve ilişkiyi göstermiyor mu diye sordu. Trudeau, PKK konusundaki pozisyonumuz değişmedi. Aynı şekilde PYD'ye ilişkin pozisyonumuz da değişmedi yanıtını verdi. Aylardır aranıyorlardı. İsimleri arananlar listesindeydi. Terör örgütü IŞİD'in iki intihar eylemcisi ve bombacısı Gaziantep'te eylem hazırlığındayken yakalandı, tutuklandı. Zanlıların evlerinde 20 kilogram TNT patlayıcı canlı bomba yeleği, 3 el bombası ve tabanca bulundu. Bu bombalarla sansasyonel eylem yapacaklar, yine masum sivillere hedef alacaklardı. Polis Türkiye'nin dört bir yanında onları arıyordu. Ve aramalar Gaziantep'te son buldu. Talha Güneş, IŞİD'in Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırının faili İsmail Güneş'in kuzeni. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kodla 300 bin lira ödül vaadiyle aranıyordu. Turuncu listede 600 bin lira ödülle aranan terörist Abdülmuttalip Demir ve eşi Gamze Demir. Gamze Demir, örgütün kimyacısı, bombacısı olarak biliniyordu. Polis operasyonu sırasında üstündeki bombayı patlatan IŞİD'in Gaziantep emiri Yunus Durmaz'ın kız kardeşi. Polis üçünün de Gaziantep'te olduğunu tespit etti. Demir çiftinin yaşadığı ev 11 Ağustos günü yakın takibe alındı. Talha Güneş'in de eve gitmesi üzerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başladı. Sansasyonel eylem hazırlığı içerisindeki Talha Güneş'le Abdülmuttalip ve Gamze Demir gözaltına alındı. Evde yapılan aramadaysa 20 kilo TNT patlayıcı, kullanıma hazır canlı bomba yeleği, 3 el bombası, el yapımı bomba ve tabancayla patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 3 teröristin sorguları 20 gün sürdü. Sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar. Sanatın çok düşmanı var. Fakat sanat öyle bir şey ki, öyle insanın içinden gelen bir şey ki, işte bakın ne yasak dinler, ne savaş dinler. Suriye Savaşı'nın ortasında yıllardır halk perişan oldu. Fakat bakın Deraya kentinden bir grafit sanatçısı, işte içinden geliyor, kendisini tutamıyor. Yıkıntılar üzerine sanatını icra ediyor. Bakacağız birazdan. Adli tatil bitti. Adli yıl bugün başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle açıldı adli yıl. Bu törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu katılmadı. Onun haricinde tüm devlet erkanı tam kadro açılış törenindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Metin Feyzoğlu'nun katılmamasını eleştirdi. Herkesi 7 Ağustos'taki Yeni Kapı ruhuna uygun şekilde hareket etmeye çağırdı. Milletin evine Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. 2016-2017 adli yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu törene yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'nın sarayında adli yıl açılışı olmaz diyerek katılmayacağını açıklamıştı. Ve adli yıl açılışına katılacak yargıçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan içeri girdiğinde ayağa kalkacaklar mı diye sormuştu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi yargı bağımsızlığını gerekçe göstererek iki kez davet edilmesine rağmen açılış törenine katılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli yıl açılış töreninde ilk kez yaptığı konuşmasında bu eleştirilere yanıt vererek başladı sözlerine. Millet adına görev yapan yargının milletin mekanında adli yıl açılış töreni yapması yargı bağımsızlığına gölge düşürmez, tam tersine yargı bağımsızlığını güçlendirir. Sözlerine açılış törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile tüm katılımcılara teşekkür ederek devam eden Erdoğan, törene katılmayanlara da birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Diğer kurumlarımızın temsilcilerinden de gerilim ve itham taktiğini bir kenara bırakarak 7 Ağustos'taki Yeni Kapı ruhuna uygun şekilde hareket etmelerini bekliyorum.
Çünkü artık milletimizin birliğe, beraberliğe, dayanışmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Erdoğan, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasındaki tutum ve çalışmaları nedeniyle hakim ve savcılara da teşekkür etti. Yargı kapısının arkasına girip gizlenmemiştir. Savcılarımıza teşekkür ediyorum, hakimlerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı, Türkiye'de yaşananları endişeyle izliyoruz mesajları veren batılı devletlere ise tepkiliydi. Ey dünya, hala sen bize hangi gözle bakıyorsun ya? Biz adalete yakalayıp teslim ediyoruz, siz ise kalkıp endişeyle izliyoruz diyorsunuz. Bu terbiyesizlik değil mi? Bu millete karşı terbiyesizlik değil mi? Törende bir gün önce Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanlığı'na getirilen Süleyman Soylu ilgi odağı oldu. Soylu tören öncesi tebrikleri kabul etti. 1500 hakim ve savcının katıldığı törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da hazır bulundu. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden katılmamayı tercih etti? Kılıçdaroğlu diyor ki adalete siyaset girdi. Bu yüz karası bir toplantıdır dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve aynı zamanda hakimlerin Erdoğan'ı ayakta alkışlamasını da eleştirdi. Tam bir yüz karası toplantıdır bu. Tam bir yüz karası toplantıdır. Birileri darbe fırsatçılığı yapıp bütün yargıyı toplayacağım. Bunlar benim emrimde olacak. Gelecekler sarayda toplanacaklar. Ben içeri gireceğim. Beni ayakta alkışlayacaklar. Bu adaleti aşağılamak demektir. Yargıyı aşağılamak demektir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmadığı adli yıl açılış töreniyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Bugün açıkça adliyeye siyasetin sokulduğunu hep beraber tanık olduk. Anayasada da bu korunmuştur. Hiç kimse emir talimat veremez diyor yargıya. Siz kalkıyorsunuz, toplantı yapıyorsunuz, giriyorsunuz salonu, herkes ayağa kalkıyor. Onlara talimat veriyorsunuz. Bu anayasanın ve hukukun açıkça ayaklar altına alınması demektir. CHP lideri toplantının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasına tepkiliydi. Erdoğan'ın burası milletin mekanı sözlerine de yanıt verdi. Milletin mekanı diyorsunuz ama millet kaça mal oldu o mekan onu bilmiyor. Milletin mekanı diye şimdi siz kalkıp da Cumhurbaşkanı'na gidip adliyede konuşma yapabilir mi? Milletin yeri ise o zaman gitsinler herhangi bir yerde meydanda toplansınlar. Meydanlar da milletin meydanı. Hep beraber gidelim oraya yargının önünde saygı duruşunda bulunalım. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yargıçlar da vardı. Hep beraber ayağa kalkıp hep beraber alkışlıyorlar. Ne demektir bu? Yargı yürütmenin emrine girdi demektir. Yargı siyasete bulaştı demektir. Cumhurbaşkanı salona girdiği zaman herkes ayağa kalkmaz. Herkesin bir yeri vardır, ağırlığı vardır. Ben ayağa kalkarım. Bürokratlar da ayağa kalkar. Ama hakimler bürokrat değildir. Başta yargıya. Kendi görevinizi biliniz. Adaleti başkalarına teslim etmeyiniz. Adalete gölge düşürüldüğü zaman devletin devlet olmaktan çıkacağını öne süren Kılıçdaroğlu toplantıya katılmamasını da milletvekili yeminine bağladı. Niye katılmadın? Ben anayasaya sadakat konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin et. Yeminimize bağlıyız. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sonunda onarım çalışmaları başladı. Zemin kapatıldı, uyarı levhaları asıldı. Ustalar ve matkaplar çalışmaya başladı. Henüz yeni başladık çalışmalara. Mümkün olan en kısa sürede bitireceğiz inşallah. ...15 Temmuz darbe girişiminde F-16'lardan atılan bombalarla ağır hasar alan meclis şimdi şantiye görünümünde. Mecliste öncelikle zemin katta milletvekillerinin ve meclis personelinin kullandığı alanlar onarılacak. Öncelikle bir hasar tespiti yapılıyor. Bilimsel bir takım raporlar çıkarılıyor. Atılan 3 bombadan en çok hasarı Başbakanlık makamının da bulunduğu kat görmüştü. Buradaki çalışmalar ikinci etapta başlayacak. Ancak meclisin tamamı onarılmayacak. Bombanın düştüğü bazı noktalar çerçeve içine alınıp müze haline getirilecek. Çalışmaların 6 ay içinde bitmesi planlanıyor. Dün haberini vermiştik hatırlayacaksınız. Kütahya'da 86 yaşında bir kadın evine hırsız giriyor.
hem işte eşyalarını çalmaya çalışıyor hem de 86 yaşındaki kadını darp ediyor diye. Bakın darpçı Şükriye ninenin torunu çıktı. İşte hayalet geliyor sandım. Ya dedim Ezrail bu dedim ya dedim hayalet görüyorsun dedim. Bileziklerini gasp edip kendisini darp eden kişiyi böyle tarif etmişti Şükriye nine. Acımasız hırsız torunu çıktı. Şükriye Kaymaz Kütahya'da yaşıyor. Evinde tekerleğinin altına koyduğu anahtarla giren hırsızlar onu gasp etmişti. Çok korktu yaşlı kadın. Ben oturuyordum yatağın üstüne. Şöyle baktı, şöyle koca havlu. Beyaz galiba, şöyle sakız gibi. Böyle gelmiş, şöyle ucunu görüverdim. Naryon dedim, defol şuradan dedim. Git demem, daha ağzımda yarım kodu lafı. Nefes alacaksın diye böyle gımıldanıyor. Yapma oğlum, yapma, işe etme, ezat et bana. Onu darp eden, beş bileziğini çalan hırsızın polis peşine düştü. Evinin kapısının zorlanmadan açılması ve zanlının yüzünü havluyla gizlemesi nedeniyle hırsızlığın Şükriye Kaymaz'ı tanıyan bir kişi tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruldu. Ve şüpheler doğru çıktı. Böyle sallanıverdi. Aile fertlerinin ifadeleri alındı. Çelişkili ifadeler veren torunu Bahadır Kaymaz gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bravo, sonunda. Yani aslında olması gereken bu, dolandırıcılar biliyorsunuz işte insanları telefonla arayıp abuk sabuk şeyler söylüyorlar. İnsanlar da kanıyor. Bütün paralarını bu dolandırıcılar kaptırıyor. Ama İzmir'deki bu kadın buyurun hepimize örnek olsun. En son dün aradılar. Cumartesi oldu. Ben adım Fatma dedim. Kendi adımı vermedim. Dedi ki tamam Fatma anne dedi. Ben sana yardımcı olacağım. Ben komiser. Ben tabii ki anladım onlar dolandırıcı olduklarını. Tamam, ben de onları tuzağa düşürmek için korkmuş gibi yaptım. Adının bilinmesini istemiyor, yüzünün görünmesini de. Ama telefonla yüzlerce kişiyi dolandıranlara artık kimsenin kanmaması için cesaretinin bir çeteyi çökerten çabasının duyulmasını istiyor. 25 yıldır İzmir'de yaşayan 4 çocuk annesi ilk kez 2 ay önce telefon dolandırıcılarınca arandı. Dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Benim adıma dedi hırsızlık yapmışlar, kuyumcu soymuşlar. Ama biz o hırsızı yakaladık. Seni temize çıkarmamız için altınlarını, ne kadar altının varsa hazırla. Benim sivil polisim, gizli sivil polisim gelecek kapına. Senden alacak onu. Dedi teyze ne kadar var altın sende? Dedim 5 tane vurmalı bileziğim var. Başka? 5 tane de 5'i birliğim var. Hepsi yalan. Dolandırıcılardan biri anlattığı altınlar için onun evine gelirken yaşlı kadın Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerini aradı. Ve polisle birlikte dolandırıcıları beklemeye başladı. Bana diyor ki telefonda teyze at at aşağıya. 3 tane çatal koydum torbanın içine. Dedim oğlum ben bir fıttı... Pembe torbanın içine koysam, atarsam olur mu? Olur olur. At at aşağıya at. Yukarıya çıkmadı o birinci hırsız. Dolandırıcı yerden poşeti alıp ayrılacağı sırada yakalandı. Ama çete kadının peşini bırakmadı. Yakalanan kişinin Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu yalanını söyleyip onu 3 kez daha aradılar. Yine kandıramadılar. Ben onları hemen arar aramaz ben yardımcıma adresi yazdım. 155'i bastım dedim git onları ara. Bizim evden çıkan polis onun arkasında. Kapının düğmesine bastım. Dışarıdan da gelen polis ikisi beraber yakaladılar bunu. Çeteyi tek başına çökerten kadının tüm Türkiye'ye bir çağrısı var. Kimse bunlara kanmasın, korkmasın da bakmasın telefonlarına. İnsanları aldatıyorlar. Artık gerçekten ne olur kanmayın ve korkmayın. Peki devam edelim. İçimizdeki Körfez, içimizdeki Mağrip. Neresi? İstanbul Taksim Talimhane. İstanbul tarihi güzellikleriyle dünyanın dört bir tarafından gelen turistleri kendine hayran bırakıyor. Avrupa'dan gelenler zaten yıllardır mesken tuttular. Ama son yılların gözde turistleri Araplar. İstanbul'un her yerinde varlar zaten ama Arap turistler ağırlıklı olarak İstanbul'da Talimhane'de bir araya gelmiş durumdalar. Aralarında Lübnan'dan gelen de var, İran'dan da, Suudi Arabistan'dan da. Hal böyle olunca hem restoran menülerinde Arapça var, hem bazı Arap restoranları açılmış durumda, hem de döviz bürolarında bile turistler için Arapça tabelalar yerini aldı.
Talimhane tam anlamıyla buluşma noktası oldu. Restoranlardan gece kulüplerine, hatta otellere, mağazalara kadar her yerde Arapça yazılar görmek mümkün. Suudi Arabistan'dan geliyorum. Bu İstanbul'a belki de 20. gelişim. Ama kız kardeşimi ilk kez getiriyorum. Alışveriş yapacağız, gezeceğiz bol bol. Suudi Arabistan'dan geliyorum ama daha dün geldik. 2 hafta kalacağız burada. Çok heyecanlıyım İstanbul'u gezeceğim için. Ya İstanbul. İran'dan geliyorum. 2 hafta kadar kalacağım. Alışveriş yapmaya geldim. Kimi onlar gibi gezmeye geliyor, kimi 6 aya yakın kalıyor. Otel parası vermemek için de ev kiralıyorlar. Evlerde kalan genellikle ağırlıkta Fas. Suudi Arabistan'dan fazla zaten 1 hafta 15 gün. Lübnan'da aynı şekilde. Faslılar ne kadar kalıyor? 6 ay kalanı var, 3 ay kalanı var. Peki ev nasıl kiralanıyor onlara? Fiyatları ne oluyor? Rahat ödeyebiliyorlar mı? Ya aylık 3 bin lira. Her şey içinde dahil. O civarda. Bu sene de Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan geliyorlar. Genellikle akşam üzeri çok yoğunluk oluşuyor ama gündüz de tabii ki Taksim'in turistik yerlerine bayağı gidip geliyorlar yani. 24 saat hareket olan bir yer. Turistlerle birlikte daha da renkleniyor. Talimhane Orta Doğu'nun buluşma noktası özelliğini uzun süre koruyacak gibi görünüyor. Evet. Üçüncü köprü açıldı ve artık ücretli. Fakat şimdi ücret ödenirken sürücülerin, araç kullananların kafası karıştı. Şimdi neye göre üçüncü köprüden geçerken ücret ödüyoruz, bir izleyelim bakalım. 26 Ağustos Cuma günü açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ücretsiz geçişler sona erdi. Gece saatlerinde ücretli geçişler başladı. Ancak HGS'deki aksaklıktan ötürü gişelerde uzun kuyruklar oluştu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişler 1 Eylül itibariyle artık ücretli. İsterseniz OGS ve HGS kullanabilir, isterseniz bilet alabilir, isterseniz de nakit ödeme yaparak köprüyü geçebilirsiniz. Ta Kavacık'ın oradan girdik, 70 kilometre dolandık, nakit ödeyeceğiz. OGS daha hızlı geçiş. Mahmut Bey de aynı, her yer OGS. Nereye gideceksin? Kadınköy. Köprüden birinci sınıf araçlar yani otomobiller 9 lira 90 kuruş, ağır tonajlı araçlarsa 21 lira 29 kuruş ödeyerek geçiyor. Ancak köprü ücretine bir de köprü bağlantı yolu ücreti ekleniyor. Yani Anadolu yakasında Çekmeköy'den köprüye giren bir otomobil köprüyü geçip Avrupa yakasında Fenertepe kavşağından çıktığında sadece bağlantı yolu ücreti olan 20 lira 65 kuruş ödüyor. Aynı otomobil Fenertepe'den köprüye girip Çekmeköy kavşağından çıktığında ise köprü ücreti artı bağlantı yolu ücreti yani 30 lira 55 kuruş ödüyor. 5. sınıf araçlar yani treyler ve tırlar Çekmeköy-Fenertepe arasında 65 lira 75 kuruş, Fenertepe-Çekmeköy arasında ise 143 lira ödeyecek. 6. sınıf araçlar yani motosikletlerse Çekmeköy'den girip Fenertepe'den çıktığında 14 lira 45 kuruş öderken Fenertepe'den girip Çekmeköy'den çıktığında ise 21 lira 40 kuruş ödeyecek. Ücretli geçişler başladı başlamasına ancak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ilk defa kullanan sürücülerin kafası karışık. Çekmeköy'ün oradan evet. 52 lira. Evet, karma karışık. Buna bir çözüm bulmalı lazım. Ben zaten yanlış girmişim de 35 lira yazdı şuradan şuraya. Onu düzeltmeye çalışacağız ama nasıl düzelteceğiz? OGS, HGS var mı? HGS, HGS. 19-10. Nereden girdiniz köprüye? Vallahi bilmiyorum. Ben yurt dışından geliyorum. Bütün bu kafalardaki soru işaretlerini gidermek isteyen sürücüler için www.ysskoprusuveotoyolu.com internet sitesi hizmete girdi. Sürücüler siteden detaylı bilgi alabilecek. SpaceX Falcon roketi deneme sırasında patladı. Cumartesi günü roket Facebook'un ilk uydusunu yörüngeye gönderecekti. Bu görüntüler roketin cumartesi günü fırlatılacağı yerden geldi ekranlarımıza. Burası Amerika'daki Cape Canaveral. 3 Eylül'de Facebook'un ilk uydusu buradan uzaya fırlatılacaktı. İşte onun içinde tabii denemeler yapılıyordu. Facebook'un iletişim uydusunun adı Amos 6. Ama bugün deneme yapılırken patlama meydana geldi. Test aşamasında patlama olduğu için tabii roket daha fırlatılmamıştı. Zarar görmedi. Zarar gören kimse yok. Civarda kimse yoktu. Peki niye oldu patlama? Henüz SpaceX firmasından bir açıklama yok. Bakalım ne olacak şimdi 3 Eylül'de acaba yapılabilecek mi? Yapılamayacak mı? Bu roket fırlatılacak mı? Onu göreceğiz. Bu aralar işte uzaya ilişkin çok haber var.
Dün tabii üzerinde duramadık, haberi verdik ama dün uzayın derinliklerinden 94 ışık yılı uzaktan çok kuvvetli bir sinyal aldık diyor uzmanlar. Yani bu başka bir medeniyetin bize göndermiş olduğu bir sinyal mi acaba? Ne olacak bakalım? İşte bu konuya ayrıntıla bakalım. Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor İbrahim Küçük konuğumuz. Sayın Küçük merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi deniyor ki tabii biz anlamayız ama okuduklarımızdan o kadar kuvvetli bir sinyal ki böyle güneş gibi ancak büyük bir belki yıldızdan yollanmış olabilir bu sinyal. 94 ışık yılı uzaklıktan deniyor. Şimdi ne oldu? Uzayda aranan medeniyet bulundu mu yani? Uzaylılar var mı? Bunu demek için erken mi? Tabii şimdi öncelikle şunu bir doğru anlamak lazım. Çok güçlü bir sinyal değil bir kere. Yani radyo astronomik açıdan bakarsanız bunun bir takım açıklamaları var tabii ki. Evet doğru, dünyaya yaklaşık 94 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir cisimden, bir gök cisminden güçlü bir sinyal alındığı şeklinde bir haber geldi. İşte Ruslar 2015 yılında böyle bir sinyal alıyorlar ve yaklaşık 2 saniye sürüyor bu. Tabii bu tür sinyaller zaman zaman gözlemler sırasında alınabiliyor. O yüzden çok fazla abartmamışlar ve öyle kalmış herhalde. Ama şimdi bunun böyle bir medeniyetten, böyle bir kaynaktan gelmiş olduğunu söyleyebilmek için bunu iyi analiz etmek lazım. Yaklaşık olarak bu 11 GHz, bunun dalga boyu karşılığı 2.7, işte 3 cm'ye karşılık geliyor. Bunun devamlılığı söz konusu değil. Yani bu sinyali aldığınız zaman aynı yönden bunu devamlı takip etmeniz ve bu sinyali alabiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla ne olabilir bunun kaynağı? Yani başka nasıl gelebilir böyle bir sinyal? Yani şimdi çok çeşitli şeyler var, kaynaklar var. Uzaydan buna benzer gök cisimlerinden kaynaklı, aletlerden kaynaklı değişik sinyaller alabiliyoruz. Yani bunların hepsinin böyle bir uzak akıllı teknolojiden geldiğini söylemek mümkün değil. Zaten biz bunu aslında 1974 yılında Arecibo vasıtasıyla, sinyali vasıtasıyla da göndermiştik. Bunun benzeri bir şey değil yani aldığımız dolayısıyla. Yani o kanıya varmak için aslında çok erken. Zaten geri adımlar da atılıyor bununla ilgili. Bu tabii Ruslar aradan 16 ay geçtikten sonra bunu söylüyorlar ama tabii bunun bilimsel bir altyapısı olabilmesi için tekrarlanabilir olması lazım. Zaten radyo sinyalleri, bu tür sinyaller çok zayıftır. Dolayısıyla bunu böyle dar bantlarda test etmek, dar bantlarda gözlemlemek lazım. Rusların teleskopları da geniş bant aralığında bakıyor. Dolayısıyla onların belirttiği açıdan büyük bir sinyal olabilmesi, güçlü bir sinyal olabilmesi için bu daha dar bantlarda gözlenmiş olması lazım ki bu da şu anda mümkün değil. Peki o zaman şöyle sorayım hocam, yani neden bu sinyal haber oldu, önemli bir haber oldu, manşetlere çıktı, bilim insanları üzerine konuştu, öyle sorayım. Yani bunu alışılagelmiş sağlamayan, yapmayan nedir? Yani şimdi uzayda gök cisimlerine gelen farklı dalga boylarında sinyaller var. Sizin kullandığınız aletin hassasiyetine bağlı olarak siz belli oranlarda olanları alabiliyorsunuz. Tabii bunun yanına değişik ekstra sinyaller de girebiliyor. Şimdi yapmış olduğunuz çalışma, işte bu radyoskopi yapılan çalışma, bunun çalışma frekansı belli. Bu frekansın dışında farklı bir sinyal aldılar. Genelde askeri amaçla yapılan araştırmalara denk gelen bir bölgede geldi bu. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin standartlarına, kıstaslarına göre işte bu banta denk geliyor. Dolayısıyla bir acayip sinyal olarak değerlendirildi. Yani şu an o ana kadar yaptıkları bilimsel çalışmaların dışında sanki böyle bir sinyalmiş gibi değerlendirildi. Tabii ilk etapta böyle bir şey aldığınız zaman hemen ha bu işte değişik bir sinyaldir, bu budur diyemiyorsunuz. Tekrarlanması gerekiyor, yinelenmesi gerekiyor. O yüzden bir 15 ay kadar da bekledim. Sonradan NASA bilgilendirmiş. SETI projesi yürütenler tarafından bu ele alınmış ama onların da verdiği şu anki şeylere bakıyoruz. Hayır, bu bizim beklediğimiz gibi işte dünya dışı yaratıklardan akıllı
yoklardan gelen sinyal değildir kamısına da aşağı yukarı varıldığı görülüyor. Peki İbrahim Küçük hocam, teşekkürler. Tabii İbrahim Küçük'ün sesini bazen biraz cızırtılı altı net alamadık. Ama bilgi almaya çalıştık. İşte malum biz bakın şuradan sinyal alamıyoruz. Millet uzaydan sinyal alıyor. Diyelim devam edelim. Şimdi bugün 1 Eylül denizlerde avlanma yasağı sona erdi. Sona erdi ermesine. Fakat biz denizleri kurutmuşuz. Yani balık kalmadı. Balık kalmayınca da bakanlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı devreye girdi. Bakın bundan böyle. Siz de görürseniz lütfen hassas olun. Lütfen duyarlı olun. Orfoz ve Lagos. Bu balıkları avlamak, satmak, yemek yasak. Eylül geldi ama tezgahlarda orfoz ve lagos yok. Çünkü bu iki balık türünün 4 yıl boyunca avlanması yasak. Neslinin korunması anlamında önemli. Orfoz ve lagos, Akdeniz ve Ege kıyılarında yaşayan iki kaya balığı türü. Bu balıklar geç olgunluğa ulaşıyor. Bir orfozun gelecek nesillerin korunması açısından yumurtadan çıkışından itibaren ortalama 15 yıl yaşaması gerekiyor. Fakat bilinçsiz avlanma sebebiyle iki balık türünün sayıları hızla azaldı. Daha önce avlanma boyu 45 santimetreye yükseltilmişti. Popülasyonları artmayınca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeni bir karar aldı. Bu iki türün avlanması, nakledilmesi ve satılması, hatta yenilmesi 4 yıl boyunca yasaklandı. 2010 yılında orfoz ve lagos balığının ülkemizdeki tüm sulardaki üretimi 500 tondu. Şu an geçen 5 yıl itibariyle bu 166 tonlara kadar indi. Yasağa göre yanlışlıkla avlanan balıkların yeniden suya bırakılması gerekiyor. İskenderun Üniversitesi orfoz ve lagosun avlanması ile ilgili bir araştırma yaptı. Yanlışlıkla avlandıktan sonra bırakma kurşunu ve bırakma sepetleri kullanılarak tekrar denize salıverilen balıkların %80'i yaşadı. Biz basınç tedavi kampları oluşturduk. Çünkü bu balıkların %80'i barotravmaya maruz kalmış oluyor. Bu balıkları tekrar yaşama alanlarındaki atmosfer basıncından yaşama alanlarındaki basınca indirerek basınç tedavi tanklarımızla tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde bu balıkları canlı tutmaya çalışıyoruz. Orfoz ve lagos avlama yasağı 31 Ağustos 2020'ye kadar sürecek. Bu yasağa uymayanlara 1113 lira para cezası kesilecek. Bir satış yerinde, lokantada ya da teknede 10 balık yakalanırsa ceza ona katlanacak. Türkiye mülteci sorunuyla ilgili iki önemli konuk ağırlıyor. Hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri hem de Avrupa Birliği Komisyonu'nun göç, içişleri ve vatandaşlıktan sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, iki isim de Ankara'daydı. Herkes birbirine sorumluluğunuzu yerinize getirin diyor özetle. Yes, Turkey is playing a very important role. Turkey is not alone. Türkiye çok önemli rol üstlendi. Yalnız değil. Aynı anda hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi hem de AB Komisyonu'nun göç, içişleri ve vatandaşlıktan sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos Türkiye'deydi. Devletin zirvesi AB ve Dışişleri Bakanları ile görüştüler. Mültecilere yönelik Türkiye'nin attığı adımlar paylaşılması gereken bir sorumluluk. Başarılı çözümlerle bu tarz krizlerin önüne geçilebilir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri ile Dışişleri Bakanı arasında ev sahibi ülke anlaşmasına imza atıldı. Türkiye'de yaşayan göçmen ve mültecilere özellikle insani yardım dahil her türlü desteği daha etkin bir şekilde vermesini de temin ediyor. Ve bu anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Hem BM'ye hem de AB'ye Türkiye'nin mülteci meselesinde hassasiyetleri iletildi. Uluslararası camia taşın altına daha fazla elini koymalı mesajı verildi. Ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin yerine getirdiği sorumluluklar karşısında sözlerini tutması istendi. Biz 18 Mart mutabakatının çerçevesine bağlıyız. Ve bununla ilgili mükellefiyetlerimizi yerine getiriyoruz. Vize serbestisi gerçekleşmediği takdirde Türkiye geri kabul anlaşmasını uygulamayacak. AB Komisyonu'nun göç, içişleri ve vatandaşlıktan sorumlu üyesi Avramopoulos da CNN Türkiye bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Evet, bence de bu konuda bir çözüme ulaşılabilir. Birlikte bu geri kalan yolu kat etmek lazım. Zaten koşulların çoğu karşılandı. Geriye kalan maddeler var. Karşılanmayanları bugünkü temaslarda da görüştük. Bazı aşılması gereken dikenli konular var. Ama karşılıklı güven temelinde buradayız. Pürüzleri aşacağımızı düşünüyorum.
O pürüzlerin başında yer alan Avrupa Birliği'nin Türkiye'den terörle mücadele yasasında değişiklik yapması yönündeki talebi geliyor. Turkey is not alone. Türkiye terörle mücadelede yalnız değildir. Bu ziyaret boyunca nasıl birlikte çalışabiliriz bunu da konuştuk. Europol, istihbarat birimleri hep beraber terörle mücadeleyi nasıl gerçekleştiririz konuştuk. Diğer taraftan da Türkiye'de Avrupa hukukundaki hassasiyetleri gözetmeli. Türkiye ve AB arasında ortak bir zemin bulunabilir diye düşünüyorum. Şimdi bütün bu süreçte işte bir kere vizelerin kaldırılması sürecinden başlayarak 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde yani ne olup ne bittiğini hakikaten hakkaniyetiyle değerlendiren bir isim İsveç'in eski başbakanı Carl Bildt. Hakikaten Avrupa'da Türkiye'nin meramını Türkiye'den daha iyi anlattı zaman zaman. Carl Bildt şimdi Türkiye'de. Bu ziyareti çok önemsiyorum çünkü Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Ve bu zor günlerimizde şunu fark ettik ki bizim derdimizi anlatabildiğimiz, bizi duymaya açık olan batılı dostlarımız çok önemli. Aydın Doğan Vakfı, 15 Temmuz sonrası Avrupa'ya Erdoğan'ın yanında ol çağrısı yapan Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi ve İsveç eski başbakanı Carl Bildt ve heyeti onuruna Ankara'da bir resepsiyon düzenledi. Aydın Doğan Vakfı Başkan Yardımcısı ve Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ustad Doğan Sabancı'nın ev sahipliğindeki resepsiyona, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Veysi Kaynak, Mehmet Şimşek, Dışişleri ve Avrupa Birliği Bakanlıklarının Müsteşarları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayekböke, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, milletvekilleriyle Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık başta olmak üzere çok sayıda büyükelçi katıldı. Törende konuşan Vuslat Doğan Sabancı, Carl Bildt'in destek çağrısının ve ziyaretinin Türkiye için önemine dikkat çekti. Avrupalı dostlarımızdan daha gür, daha ciddi bir destek duyacağımızı bekledik. Ancak o destek çoğu zaman çok cılız çıktı. Yalnız Sayın Carl Bildt darbeden hemen sonra Avrupa Birliği'ne, Avrupa Türkiye'nin demokrasisine sahip çık mesajını çok net ve güçlü bir şekilde verdi. Türk halkı sizin verdiğiniz bu mesajı, bu darbede aldığınız ilkeli tutumu hiçbir zaman unutmayacaktır. Teşekkür ederiz. Bildt de konuşmasında darbenin püskürtülmesinde Türk halkının rolüne dikkat çekti ve ekledi. Bunun önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin demokrasi, istikrar güvenliğinin güçlendirilmesi ve daha da ilerlemesi adına bir fırsat olarak değerlendirilmesi için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. İşte bu çaba hem Türkiye'nin çıkarları açısından hem de Avrupa'nın çıkarları açısından önemli olacaktır. Rejime karşı savaşmak için Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Deraya'ya gitmişti. 22 yaşındaki Ebu Malik el-Şami. Fakat savaşta görüyor ki topla tüfekle silahla bir şey olmuyor. Hiçbir yere varılmıyor. Şimdi o kendisini başka bir ifade yöntemi seçti. İşte sanat bazen savaşla tanımıyor bakın. Suriye'de 2011 yılında sokak gösterilerinin başladığı ilk yerlerden biri. Sonrasında belki de en çok bombardımana hedef olan şehir. Tahribatın en büyük olduğu yerlerden biri Deraya. Bir zamanlar Suriyelilerin yaşadığı binalardan geriye kalan paramparça beton bloklar, çökmüş tavanlar. Ama tüm bu yıkım yaratıcılığında sınır tanımayan bir isim için tuval. Ebu Malik el-Şami. Takma ismi bu ama yıkıntıların üzerine çizdikleriyle verdiği mesaj son derece gerçek. Tüm bu acıya rağmen güzel şeyler de var. 22 yaşındaki Ebu Malik el-Şami 3 yıl önce Özgür Suriye Ordusu safında rejime karşı savaşmak için Deraya'ya gitmişti. 2015'te silahını bıraktı, fırçasını aldı eline. Önce tereddütlüydü. Her şeyini bu betonların altında kaybeden Suriyelilerin tepkisinden çekindi. Ama o yıkıma kendi hayal gücüyle verdiği ilk renklerle yüzlerde tebessüm yaratmayı başardı. Bu grafitisi Anneler Günü'nden, kucağında bebeğiyle yıkılmış evinin önünde oturan bir anne ve tepesinde savaş uçakları. Yanında Anneler Gününüz Kutlu Olsun yazıyor. Burada da silah kullanan askerlere kalbini kullan diyor, bir diğerinde de aklını kullan. Bu yıkıntıda da IŞİD, Özgür Suriye Ordusu ve rejim hepsinin silahları keman çalan bir kız çocuğuna çevrilmiş durumda.
Bir diğer grafiti de bayram gününden. Havan topunun resmedildiği grafiti de bir soru cümlesi. Bayram, böyle bir zamanda nasıl gelebildin ki? Brezilya'da şimdi yeni bir dönem başlayacak. Brezilya Senatosu bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınmasına karar verdi. 1992'nin ardından Brezilya ikinci kez bir devlet başkanını azletti. Dilma Rousseff senato kararıyla görevden alındı. Brezilya'da iki yıldır siyasette ve sokakta gerginliğe yol açan süreç Rousseff'in 2014 seçimlerinden galibiyetle ayrılmasıyla başladı. O seçimin ardından muhalefet oyların tekrar sayılmasını istedi. Asıl fitili ateşleyense Brezilya lideri Rousseff'in kampanyası için usulsüz kaynak kullandığı iddiası oldu. Sokaklar hareketlendi, Rousseff karşıtı gösteriler aylarca sürdü. Üzerine bir de Rousseff'in İşçi Partisi'nden bir önceki devlet başkanı Lula da Silva'nın ülkenin petrol şirketi Petrobras'ta ortaya çıkan yolsuzluk skandalında adının geçmesi eklenti. 2015 yılına gelindiğinde Brezilya ekonomik sıkıntı içindeydi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları not düşürdü. Brezilya para birimi neredeyse %50 değer kaybetti. Rousseff olanları bir darbe girişimi olarak niteliyordu. Siyasi bir manevrayla hakkında 3 yolsuzluk soruşturması bulunan eski devlet başkanı Lula da Silva'ya kabine içi görev verme girişiminde bulundu ancak zaman kazanamadı. 17 Nisan'da Kongre Rousseff'in görevinden azledilmesine onay verdi. Sürecin son ayağı olan senatodaki oylamada da senatörlerden 61'i Rousseff'in azli yönünde oy kullandı. Rousseff'in görevden alınmasıyla devlet başkanlığına Michel Temer vekalet edecek. O da tartışmalı bir isim. Wikileaks'in kamuoyuyla paylaştığı belgelerde Michel Temer'in ismi Amerika'nın Brezilya'daki muhbiri olarak geçmişti. Temer'in 2006 yılındaki seçimler öncesinde Amerikalı diplomatlara düzenli olarak bilgi verdiği iddia ediliyor. İşçi Partisi'nin koalisyon ortağı Temer'in azil sürecinde başı çekmesi sebebiyle Rousseff de Temer'i kendisine ihanet etmekle suçluyor. Kısa bir ara. Noktalıyoruz. İyi akşamlar.